Erik von Däniken. Kıyamet günü geldi çattı. Metin karışıklıkları. Düşünceye saldırmayan düşünüre saldırır. Paul Valéry, 1871-1945. Binlerce yıl önce kaleme alınan alıntılar bir çılgınlıklar kaynağıdırlar. İçerdikleri fantastik öyküler kah mitoloji kah efsane olarak nitelenirler. Birçoğu da kutsal kitaplarda karşımıza çıkarlar. Bu fantastik öykülerin birçoğu kesinlikle doğru olmak iddiasındadırlar. Özgün metinler güya Tanrı tarafından dikte edilmiştir ya da onun tarafından değilse de baş melekler, semavi ruhlar, dünyadaki azizler ya da gnostik anlamda esinlenmiş insanlar tarafından yazılmıştır. Bu metinler pek çok saçmalık ve hüsnü kuruntu içerdikleri kesin. Beğenilen liderler övülmekte ve ululandırılmaktadır. Hayalciler bulut kümelerini burçlar kuşağına dönüştürmekte, ölüm gibi günlük olaylar ölüler diyarına yolculuk olarak nitelendirilmektedir. Daha kötüsü bilmek ve anlamak için yanıp tutuşan gerçek inançlı ve meraklı atalarımız metinlerin anlamını çarpıtmışlardır. Özgün metinlerde birbiriyle ilgisi olmayan olaylar birbirlerine bağlanmıştır. Yabancı ellerin eseri olan ekler araya sokulmuş ve özgün olarak yayılmıştır. Ahlak, inanç ve soy oluş grift olmuştur. Başka kültürlere ait yabancı öğeler araya karıştırılmış ve kaynakları ve ilk anlamları artık bir daha çözülemeyecek metinler yaratılmıştır. Bu karışıklık oyunu açıktır. Ne de olsa binlerce yıllık kopyalar ve ataların öykülerin anlamını kavramak yolundaki aralıksız çabaları söz konusudur. Eski metinlerdeki karışıklık bu iş için hiç de binlerce yılın gerekli olmadığı göz önünde tutulursa anlaşılır olur. Gerekli süreç daha da kısalır. Bir örnek verelim. Her dini bütün Hristiyan, İncil'in Tanrı'nın sözü olduğuna ve sözünü içerdiğine inanır. Halkın inanışında Nasralı İsa'nın yol arkadaşlarının onun konuşmalarını, yaşam kurallarını ve kehanetlerini kaydetmişlerdir. Yani İncilci havariler efendilerinin gezilerini ve mucizelerini yaşamışlar ve arkasından bir vakainame oluşturmuşlardır. Bu vakainameye de Özgün Metin adı yakıştırılmış. Başlık: Özgün metinler mi? Birkaç yıl yüksek öğrenim görmüş herhangi bir ilahiyatçı bütün bunların hiçbirinin gerçeğe uymadığını bilir. Uğrunda o kadar çalışılan ve teolojik safsatalarla o kadar bereketli olan özgün metinler hiç var olmamıştır. Elde olan nedir? İstisnasız İsa'dan sonra 4. ve 10. yüzyıllarda oluşturulmuş olan kopyalar. Ve bu yaklaşık 1500 kopyada kopyaların kopyasıydılar. Üstelik bir tek kopya dahi öbürüyle uyuşmuyor. 80 bin aşkın sapmalar sayılmıştır. Bu sözüm ona özgün metinlerin çelişkilerle dolu olmayan bir tek sayfası yoktur. Mısralar çeşitli yazarlar tarafından her kopyada başka türlü ele alınmış ve günün gerekleri doğrultusunda değişikliğe uğratılmıştır. Bu arada Kitab-ı Mukaddes'in özgün metinleri kanıtlanması hiç de zor olmayan binlerce yanlışla dolup taşmaktadır. En ünlü özgün metin olan ve Codex Vaticanus gibi 4. yüzyılda oluşturulan Codex Sinaiticus, 1844'te Sina Yarımadası'nda bulunmuştur. En azından 7 düzeltmeden kaynaklanan en az 16.000 düzeltme içermektedir. Bazı yerleri defalarca değiştirilmiş ve yeni bir özgün metne yerlerini bırakmışlardır. Çok değerli bir uzman olan Profesör Doktor Friedrich Delisch, özgün metinde yaklaşık 3.000 kopya hatası yakalamıştır. İncilcilerin hiçbirinin İsa'nın çağdaşı olmadığı ve hiçbir çağdaşının görgü tanığına dayalı bir bildiride bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda bütün bunlar daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak Kudüs'ün 70 yılında Roma İmparatoru Titus tarafından yıkılmasından sonra birileri Hz. İsa ile ekibi hakkında bir şeyler yazmaya başlamıştır. Yeni Ahit'in ilki olan İncilci Markos, kendi metnini üstadının çarmıha gerilerek öldürülmesinden en aşağı 40 yıl sonra kaleme almıştı. Ve İsa'yı izleyen ilk yüzyılların kilise büyükleri özgün metinlerin sahte olduğu kanısını paylaşıyorlardı. Katmaktan, kirletmekten, yok etmekten, düzeltmekten, bozmaktan, silmekten açık seçik söz ediyorlardı. Ama bunun üstünden uzun zamanlar geçti. Kılı kırk yarmakta olayları değiştirmez. Zürihli uzman Dr. Robert Kell bu konuda şöyle söylüyor. Metnin aynı yerinin bir düzeltmen tarafından bir şekilde, bir başka düzeltmen tarafındansa tam tersi olacak şekilde düzeltildiği veya tekrar düzeltildiği sık sık görülmüştür. Burada rol oynayan etken, söz konusu düşünce ekolünde benimsenen dogmatik görüştür. Burası muhakkak ki dağınık fakat bundan da çok planlı düzeltmelerle içinden çıkılamaz bir metin kaosu oluşmuştur. Bu katı çelişkileri evinde bir İncil olan herkes gözleyebilir. Fazla bir örneğe gerek yok. Matta'nın, Luka'nın ve Markus'un İncil'lerini açıp bakın.
İlk ikisi İsa'nın Betlehem'de doğduğunu iddia ediyorlar. Markus ise İsa'nın doğum yeri olarak Nasra'yı gösteriyor. Başlık: Zincirleme çelişkiler. Matta'nın İncil'i İsa'nın soy ağacıyla başlar. Ataları Yusuf ve Yakup'a kadar çıkar. Yakup Yusuf'un babasıydı. Yusuf ise Meryem'in kocası. Ama İsa Yusuf'tan olmuş olamazsa bu soy ağacı neye yarar? Parantez içinde İsa için cinsel ilişkisiz ana rahmine düşmüş denilir. Matta İsa'nın 42 atasını sayar. Bu sayı Luka'da 76'dır. İsa'nın çarmıh üstündeki son sözleri hakkında da İncilciler arasında anlaşmazlık görülüyor. Markus'a ve Matta'ya göre peygamber yüksek sesle "Tanrım, beni niçin terk ettin?" diye bağırmıştır. Buna karşın Luka'ya göre "Babam, ruhumu sana teslim ediyorum." diye seslenmiştir. Yuhanna'ya yani Yahya'ya göre son sözleri tamamlandı olmuştur. Bundan sonra başını eğmiş ve son nefesini vermiştir. İsa'nın biyografisinin en etkileyici olayı göğe çıkması dahi farklı şekillerde ele alınmaktadır. Matta'ya göre İsa havarilerine Galile'deki dağa gelmelerini emretmişti ve havariler onu gördükleri zaman onun önünde yerlere kapandılar ancak içlerinden bazıları şüphe ettiler. Matta'nın göğe çıkış hakkında bütünleyici bir bilgisi yoktur. Markus bu olağanüstü olayı bir tek cümleyle geçiştirmektedir. Efendimiz İsa onlarla konuştuktan sonra göğe yükseltildi ve Tanrı'nın sağına oturdu. Bu iş işte bu kadar basitti. Buna karşın Luka, İsa havarilerini Betanya, parantez içerisinde günümüzde El Azariye, yakınlarına kadar götürttü. Onları kutsarken onlara görülmez oldu ve göğe çıkarıldı. İsa'nın en sevdiği havarisi Yuhanna ise göğe çıkışın sözünü etmemektedir. Bunlar çeviri ya da ilgili kilisenin arzusu doğrultusunda İncil'den İncil'e farklılık gösteren metinlerden birkaç örnektir. En azından teologlar görüş birliğine varsalar ne kadar iyi olurdu. Ama onlar da kendi kiliselerinin yorumu ışığında dalaşmaktadırlar. Kendi yorumları uğruna kah şiddetle, kah kutsal bir ateşle birbirleriyle mücadele etmektedirler. Çelişkilerin ve çarpıtmaların karmaşası arasında yolunu bulmak amatör kişi için çok kez olanaksızdır. Teologlarsa en yüksek makama bağlı kırmızı telefonlarına rağmen daima yanlış numaraya bağlanıyor izlenimini vermektedirler. İsa'dan sonraki devirlere ait metinler böylesine çarpıtılmış olduğuna göre binlerce yıl eskilere ait atalarının durumu nasıldır kim bilir? Hangi coğrafi ya da dini çevreden kaynaklanırsa kaynaklansınlar, bu eski metinlerin karmaşık bir salata görünümünde olmaları kaçınılmaz. İnsan, kelime cambazı bilginler tarafından tartışmaya yer bırakmayacak şekilde çalışılmış ve kaleme alınmış açımlamalı binlerce sayfanın içinde boğuluyor. Ne çare ki bu bilginler hiçbir zaman fikir birliğine varmazlar. Hele farklı kuşaklardan olunca hiç. Bu anlatılanların açımlama salatası göz önüne getirilince o kadar övülen bilimsel araştırma, analiz ve karşılaştırma yöntemi o üstün zekalı kafalara rağmen bizi bir adım bile geri götürmemiştir. Tartışmasız olağanüstü bilginlerin yüzyıllar süren kafa yormaları ve filozofça fikir yürütmeleri, tanrı, tanrılar, melekleri ve göksel orduları konusunda değil kanıt, tutarlı herhangi bir yanıt bile getirmemiştir. Kutsal kitapların yorumlama edebiyatı kütüphaneler doldurur. Ama kimse daha fazlasını görememektedir. Sonuçlar olsa olsa ilgili ekolün öğretilerine uymaktadır ve tarihine göre değişmektedir. Dün şöyleydi, öbür gün böyle olacaktır. Ama hiçbir şey fark etmez. Gelecek kuşaklar dedenin bu konuda ne düşündüğünü nasılsa bilmiyorlar ve bilmek de istemiyorlar. Filozof Eflatun Phidros diyaloğunda meslektaşı Sokrat'ın sözünü ettiği bir anlatıyı ele almaktadır. Mısır'ın eski tanrılarından biri Nukratis'e gelmişti. Adı Thoth'tu bu tanrının. Thoth önce sayıları ve oranları, arkadan ölçüm sanatıyla astronomiyi, daha sonra dama ve satranç gibi tahta üstünde oynanan oyunlarla zar oyunlarını ve tabii ki harfleri icat etmişti. Tanrı Thoth o günkü firavuna yazıyı teslim ederken şöyle demişti. Bu sanat Mısırlıyı daha bilge kılacak. Ana hazinesini zenginleştirecektir. Çünkü idrak ve bellek için bir araç olarak icat edilmiştir. Ama Firavun olaya bu gözle bakmıyordu. Tanrı Thoth'a karşı geldi. Bu icat öğrenen insana daha çok unutmayı telkin edecektir. Çünkü insan yazıya güvenerek yabancı işaretler aracılığıyla yalnız dışarıdan hatırlayacaktır. İçinden ve araçsız olarak değil. Dolayısıyla bellek için değil sadece hatırlama için bir araç icat ettin. Firavun haklıydı.
Binlerce yıllık yazılar bize yalnız bir yerde herhangi bir şekilde ola gelmiş bir şeyi hatırlatabilmektedir. Yalnızca bilemeyiz. Ulu Tanrı'nın dünyayı yaratmasından önce başka dünyalarda yaratmadığını kim bilebilir? En eski zamanlardaki Yahudilerin destanlarında şöyle söyleniyor. Tanrı başlangıçta bir dünya yaratmıştı. Arkasından başka dünyalar da yarattı ve hepsi de ona karşı değillerdi. Tanrı dünyalar yarattı ve yok etti. Ağaçlar var etti, sonra onları kökleriyle toprağın içinden söküp attı. Çünkü onlar belirsizdi. Ve biri ötekiyle savaşıyordu. Ve Tanrı dünyalar yaratmaya ve yok etmeye devam etti. Ta ki bizim dünyamızı yaratana kadar. O zaman konuştum. Bu hoşuma gitti. Öbürlerinden hoşlanmamıştım. Başlık: Tanrı'nın bir armağanı. Zekanın oluşumunun uzun evresinde yazı denen işaretleri karalamayı akleden insanoğlu mu olmuştu? Ama tabii. Nasıl tabii? İlk zamanların anlatılan yazının yaratılıştan 2000 yıl önce oluşturulduğunu naklediyor. O tarihlerde çok doğal olarak parşömen ruloları, hatta derileri yüzülecek sığırlar, dahası metaller ve ağaçların yokluğunda tahta tabletler de olmadığından bu kitap kutsal bir safir taşı biçiminde vardı. Raziel adında bir melek, cennet bahçesinden çıkan nehrin kenarında oturanın ta kendisi, o garip kitabı ilk atamız Adem'e vermişti. Bu gerçekten çok güzel bir kitap olmalıydı. Yalnızca bütün bilinmeye değecek şeyler değil, gelecekle ilgili bütün kehanetleri de kapsıyordu. Melek Raziel, Adem'e öleceği güne kadar bütün yaşanacakları bu kutsal kitaptan öğreneceğini garantiledi. Bu mucize kitaptan yalnız Adem değil, bütün soyu yararlanacaktı. Senden sonra gelecek çocuklarının da son kuşaklarına kadar her ay neler olacağını, geceyle gündüz arasında nelerin olup biteceğini öğrenmek için bu kitaptan yararlanabilecekler. Bütün olacaklar bir felaket mi, bir kıtlık mı olacağı, tahılın bereketli mi, kıt mı olacağı, yağmurun mu, kuraklığın mı egemen olacağı gözlerinin önüne serilecek. Bir sözlüğün, hatta bir ansiklopedinin böylesine bir süper kitabın yanında lafı mı olurdu? Bu olağanüstü eserin yaratıcılığını göksel ordular arasında aramamız lazım. Bu, Melek Raziel'in Adem'e kitabı teslim etmesinden, hatta ona içinden bölümler okumasından sonra şaşılacak olayların görülmesinden belli oluyor. Adem'in kitabı teslim aldığı dakikalarda nehrin kıyısında bir ateş belirdi ve melek alevin içinde göğe yükseldi. Adem o zaman habercinin Tanrı'nın bir meleği olduğunu anladı. Ve kitabın ona evrenin hükümdarı tarafından yollandığını anladı. O da kitabı kutsal niteliğine uygun biçimde sakladı. Garip eserin içeriği hakkındaki ayrıntılar dahi kaydedilmiştir. Karanlıklara gömülmüş, çok eski zamanlarda yaşamış, yazarların icat yeteneği parmak ısırtacak düzeydedir. Kitabın içinde kutsal ilim irfanın işaretleri saklıdır. Bunun gibi 72 bilim dalı en üst sıraların 670 işaretini aralarında paylaşmaktadır. Üst dünyanın azizlerine açılmamış 1500 şifre de ayrıca kitabın içinde saklıdır. İlk ata Adem kitabı tüm dikkatini vererek okudu. Çünkü ancak bu göksel eser sayesinde her cisme ve her hayvana bir ad verilecekti. Ancak Adem günahkar olunca kitap kaybolup gitti. El çabukluğu marifet. Ama bu uzun sürmedi. Adem hıçkıra hıçkıra ağlayarak boğazına kadar bir nehrin sularına battı. Bedeni en sonunda şişip süngerleşince Tanrı ona acıdı. Bunun üzerine baş melek İsrafil'i Adem'e yolladı. Bu melek de bu kadar zengin içerikli safir taşını Adem'e geri getirdi. Ama bunun insanlığa fazla bir yararının dokunduğu söylenemez. Adem sihirli kitabı 10 yaşındaki oğlu Sit'e miras bıraktı. Sit ya da Set ya da Çit'in özellikle uyanık bir genç olmuş olması gerekiyor. Adem çocuğu kitabın gücü hakkında ayrıntılı biçimde bilgilendirdi. Ayrıca gücüyle mucizelerinin neden kaynaklandığını da belirtti. Oğluna kitabı nasıl kullanacağına ve kitapla nasıl diyalog kurulacağına dair bilgi verdi. Sit kitaba ancak huşu ve tevazuyla yaklaşabilecekti. Ayrıca soğan, sarımsak ya da herhangi bir baharat yememeli, önce özenle yıkanmalıydı. İlk atamız özellikle kitaba hiçbir zaman kayıtsızca ve havaice yaklaşmamasını oğlunun kafasına soktu. Sit babasının önerilerine bağlı kaldı. Bir yaşam boyu safir taşından bilgi edindi. Sonunda da altından bir sandık imal etti. Kitabı içine yerleştirdi ve sandığı Hanoh kentinin bir mağarasına gizledi. Kitap Adem'in kitabının nerede saklı olduğu ata Hanoh'a rüyasında açıklanana kadar orada kaldı. Çağının en bilge kişisi Hanoh sabahın köründe yola çıktı. Söz konusu mağarayı buldu ve beklemeye başladı.
Bölgenin insanlarının hiçbir şeyi fark etmemelerini sağlayacak biçimde davrandı. Gizemli kitabı nasıl kullanması gerektiği ona parapsikolojik bir yolla ya da gnostik biçimde açıklandı. Bu kitabının anlamını kavradığı an beyninde bir şimşek çaktı. Hano artık mevsimleri, gezegenleri ve ışıklarını avucunun içi gibi biliyordu. Ayrıca insanlığa hizmet eden meleklerin adını da ona sorabilirdiniz. En eski zamanların efsanelerinin çeşitli bölümlerinde kırıntı halinde de olsa devamlar ve ekler yer almaktadır. Ben tek kelime eklemedim ama konuya bir düzen getirmeye çalıştım. Kitap nereye kayboldu acaba? Melek İsrafil'in yardımıyla Nuh'un eline ulaştı. İsrafil bu münasebetle Nuh'a kitabı nasıl kullanacağını açıklamıştı. Kitap hala bir safir taşının üstünde yazılıydı. Tufandan sonraki ata Nuh bu kitaptan gezegenlerin yörüngelerini öğrendi. Yıldızlardan Eldebaran'ın, Orion'un ve Sirius'un yani Şira'nın yörüngelerini öğrendi. Nuh kitaptan her bir gök katının ve göksel hizmetkarlarının adlarını da öğrendi. Nuh'un niçin Eldebaran'ın, Sirius'un ve Orion'un yörüngeleriyle ilgilendiği ve göksel hizmetkarların adlarını bilip de ne yapacağı benim için gizemini koruyor. Yani bence tufandan sonra hayatta kalanların bambaşka tasaları olması gerekirdi. Ha evet, Nuh kitabı altından bir sandığın içine koydu ve her şeyden önce gemisine taşıdı. Ve Nuh gemiden çıktıktan sonra tüm yaşamında kitapla el ele verdi. Ölümünün yaklaşmasını hissedince kitabı oğlu Şem'e emanet etti. Şem de İbrahim'e, İbrahim İsa'a, İshak Yakub'a, Yakup Levi'ye, Levi Kehat'a, Kehat Amrom'a, Amrom'da Musa'ya, Musa Yuşa'ya, Yuşa'da en yaşlılara, en yaşlılar peygamberlere, peygamberler bilgilere verdi ve bu Hazreti Süleyman'a kadar böyle sürdü. Süleyman'a gizemlerin kitabı emanet edildi. O da bu sayede üstün derecede bir bilge kişi oldu. Yapılar inşa ettirdi ve kutsal kitabın bilgeliği sayesinde her el attığı işte başarıya ulaştı. İnsanı hayrete düşürmesi gereken bazı küçük ayrıntılar olmasa Adem'in kitabının fantastik öyküsünün uydurulmuş olduğu zannedilebilirdi. İlk atamız Adem'e bir kitabın armağan edilmesini doğal kabul etmek gerekir. Münzevi atamız bilgisini başka nereden elde etmiş olacaktı? Ama aslında böyle bir kitap olmamış olsa da olurdu. Adem ne de olsa uyanık bir insandı. Her gün yeni deneyimler yaşıyor ve bunlardan bir şeyler öğreniyordu. Vakanüvislerin kitabın ne olduğunu araştırmalarını, böylece torunlar öyküsünü uydurmalarını da normal karşılıyorum. Ama safir taşı fikri beni zorlamaktadır. Öykünün ilk mucidi her kimse kağıt, parşömen, kil, tahta veya herhangi bir başka maddeden yapılmış tabletler üstünde yazılı kitapları, hatta kaya duvarlarının ve postlarının üstüne karalanmış yazıları hayalinde canlandırabilirdi. Ama safir taşı nereden çıktı? Değerli bir taşın üstünde bir ansiklopedinin kaydedilmiş olması fikri yüzlerce yıl önce, binlerce yıl önce olduğu kadar anlaşılması güçtür. Ama artık durum değişti. Bilgisayarlar çağında koca koca sözlüklerin mikroçiplere yüklenmesi mümkün. Bilgileri kristallerin içinde de depolamak fikri üzerinde de çalışılmaktadır. Ama Adem nasıl olur da safir taşının üstündeki kitapla diyalog kurabilmiştir? Bu öykünün o çok eski tarihlerdeki mucidenin aklından neler geçmişti? Dahası kitabın kapsadığı varsayılan 72 farklı bilim dalı, en önemli sırların 670 işareti ve 1500 şifre gibi ayrıntıları nasıl icat edebilmiştir? Bunlar hokkabazlık eseri olmayan ve bir meleğe de mal edilemeyecek kesin beyanlardır. Binlerce yıl önce insanların bizlerden daha kolay inandıkları kesin ama aynı zamanda daha imanlıydılar. Örneğin kutsal kitaptaki yaratılış öyküsüne inançları asla sarsılmamıştır. Melekler insanüstü yaratıklar, ebedi Tanrı'nın kılıcı ve elçileriydiler. Meleklerle şakaya gelmezdi. Onların öfkesinden ürkülürdü. Öyleyse bir yazar müsveddesi nasıl oluyor da o çok eski çağlara ilişkin bilim kurgu öyküsüne melekleri de katabiliyor? Melek Raziel'in Safir Taşı'nın üstüne yazılı kitabı Adem'e verdiği ileri sürülüyordu. Aynı melek Raziel cennet bahçesinden çıkan nehrin kıyısında oturuyordu. Bu tamamen uydurulmuş olan pervasız bir iddia mı? Bu kadar yetmezmiş gibi günahın işlenmesinden sonra baş melek İsrafil Adem'e kitabı geri götürmekle görevlendiriyordu. Bu gizemli kitabın içeriğini gözümde büyütmüyorum ama yine de meçhul yazarın bazı burçlara niçin o kadar büyük önem verdiğini sorgulamaktan kendimi alamıyorum.
Adem'le soyu Eldebaran'ın, Sirius'un ve Orion'un yörüngelerini bilmekten ne yarar umuyorlardı? Dünyasal bir takvim düzenlemenin daha basit yöntemleri vardır. Başlık: Havva ile UFO. Safir taşının üstüne işlenmiş kitabı getiren Melek Raziel, nehrin kıyısında bir ateş patlak verdikten sonra alevlerle gökyüzüne çıktı. Adem'in zamanındaki ateşle uçan arabaları sonradan eklenen Adem'le Havva'nın hayatında da okuyoruz. Söz konusu metin, İsa'dan sonra 730 yıllarına aitse de tarihi belirsiz el yazmalarına dayanmaktadır. Havva gökyüzüne baktı ve ışıklar içindeki bir arabanın geldiğini gördü. Bu arabayı, görkemini hiçbir insanın betimlemeyi başaramayacağı pırıl pırıl dört kartal çekiyordu. Yoksa ata anne Havva bir UFO'nun ilk görgü tanığı mıydı? Adem'le Havva'yı yaratan ve vakit vakit cennet bahçesine dolaşmaya gelen Tanrı bu UFO'ya bindi. Ve gelin görün, o ulu, o güçlü varlık arabaya bindi. Dört rüzgar onu çekiyor, yavru melekler rüzgarları yönetiyor, gökyüzünün melekleri onu karşılamaya geliyorlardı. Amma da tuhaf. Adem, safir taşı biçimindeki kitaptan göksel hizmetkarların adlarını öğrenmiş oluyor. Peki, söz konusu edilen hangi gökler acaba? En eski zamanlara ait Yahudi destanları bunu da belirtiyor. İlk gök katının adı Vilon. İnsanlar bu gökten gözleniyorlar. Vilon'un karşısındaki Rakya'da yıldızlar ve gezegenler yer alıyorlar. Şeakim daha da yüksektedir. Bunun yukarısında da Gebul, Makon ve Maon adlı gökleri görüyoruz. Manu ise göklerin en yükseği izlemektedir. Adı Araboth. Orada en yüksek melekler, ayrıca kutsal çarklar ve de yavru melekler bulunuyorlar. Bu meleklerin bedenleri ateşle sudan oluşmuştur. Öyleyken bütünlükleri bozulmaz. Su ateşi söndürmediği, ateşte suyu emmediği için. Melekler ulu tanrıyı överler. Ama melekler tanrının uzağındadırlar. Aralarında 630 bin millik bir boşluk bulunur ve melekler Tanrı'nın bulunduğu mekanı göremezler. Hiç kuşkusuz asıl metinde mil kelimesine rastlıyoruz. Bir çevirmen tarafından anlaşılamaz. Başka bir ölçü birimi yerine kullanılmıştır. Ama 36 bin sayısı değişmeden kalmıştır. Bu anlatı yine de garipliğini korumaktadır. Nedeni çeşitli göklerin yalnız ölçü birimleriyle değil aynı zamanda sürelerle nitelendirilmiş olmaları. İki göğün arasında merdivenler, onların basamaklarının arasında 500 yıllık seyahat çağları bulunmaktadır. Bu ifadeye modern gözlüklerle bakıldığı zaman ışık hızının %2'si hızıyla aşılan 10 ışık yılına denk düşen bir mesafe ortaya çıkıyor. Şu ana kadar naklettiğim anlatıların hepsi menkıbe ve efsane olarak nitelendirilebilir ve tümüyle inanılır gibi değillerdir. 200 yıl önce ilahiyatçı Dr. Eisenmenger onları alayla sadece kaçıkça masallar diye nitelemişti. Efsane doğru olmayan bir anlatı olarak tarihin zıttıdır. Acayip ve harikulade, büyüleyici ve tüyler ürperticidir aynı zamanda. Efsaneler ve menkıbeler aynı zamanda kronolojik sürelere dikkat etmemekte, hele tarihsel gerçekleri zerrece umursamamaktadır. Efsane halkın spekülasyonu ve halkın fantezisidir. Ama yine de tarihsel araştırmalarla bilim arasında bir bağ oluşturmaktadır. Çünkü efsane tarihi bütünleştirmekte, boşlukları doldurmayı, karanlığı aydınlatmayı istemektedir. Efsanenin yapısı bir hiçin üzerinde kurulu değildir. Görüşleri ve bağlantıları tarihsel kaynaklarla uyuşmasa bile efsane bir ulusun dinsel tarihsel felsefesi olarak kalmaktadır. Yunanlı coğrafya bilgini Strabon yani 17 ciltlik coğrafya hakim yazarı şöyle demişti. Küçücük de olsa bir gerçek payı olmadan anlatmaya girişmek Homerik değildir. Başlık: Sadece bir efsane mi? Efsane büyük olanı daha da büyütür. Gizemli olanı sihirler ve kahramanlarını büyük bir hayal gücüyle süsler. Efsane buna rağmen sırf icat edilmiş bir yalanlar öyküsü değildir. İkide bir de tarihsel kişilerle veya gerçek olaylarla bağlantı kurar. Çoğu kez de tarihçilerin çarpıttıklarını ya da yok ettiklerini gerçek olarak korumak ister. Örneğin William Tell'le oğlunun başındaki elmanın öyküsünü bütün İsviçreliler bilirler. Tarihçiler bu efsanenin büyüsünü bozdu. Halkın ruhu kimin neyine gerek? Oysa elmanın vurulması öyküsü şöyle ya da böyle olmuş olmalıydı. Efsaneler ayrıca kıtalar arası bir karakter taşırlar. Hem de bu yeni değildir. Binlerce yıl önce de öyleydi. Yahudi efsaneleriyle İran, Arap, Yunan, Hint hatta Amerikan efsaneleri arasındaki yakınlıkların
kanıtlanması kolaydır. Başka adlara ve kahramanlara, yabancı tanrılara ve gizemli tayibat olaylarına rağmen öykünün özü aynı kalmaktadır. Tufan hikayesinin kuşaktan kuşağa geçen evrensel bir anlatı olduğunu söylersem kim bu sözümü yalanlayabilir? Efsanelerde bütün tarihler karmakarışıktır. Bir olayın ne zaman ola geldiği hiç önemli değildir. Önemli olan ola gelmiş olmasıdır. Birçok kutsal kitap içinde durum aynıdır. Örnek olarak Nuh'la gemisinin başrolü oynadıkları Tevrat'ın tufan olayını ele alalım. Buna uzun zamanlar inanıldıktan sonra bir zamanların Ninova'sı olan Kuyuncuk Tepesi'nde heyecan verici bir keşifte bulunuldu. Arkeologlar orada bir zamanlar Asur kralı Asurbanipal'in kütüphanesinin bir parçası olan 12 kil levhayı gün ışığına çıkarmışlardı. Bu levhalarda Uruk kralı Gılgamış'ın destanı anlatılıyordu. Tanrı ve insan karışımı olan bu hükümdar adı Utnapishtim olan dünyasal atasını aramaya girişmişti. Garip değil mi? Utnapishtim bize tufanın kusursuz bir tarifini veriyor. Bildirdiğine göre tanrılar onu yaklaşan tufan hakkında uyarmışlar. Bir gemi inşa etmesini, buna karılarıyla çocuklarını, akrabalarını ve her sanat kolunun zanaatkarlarını bindirmesini buyurmuşlardı. Fırtınanın, karanlığın, yükselen suların ve gemisine alamayacağı insanların çaresizliğinin betimi bugün hala etkileyiciliğini sürdürmektedir. Burada da aynen Tevrat'taki Nuh'un öyküsünde olduğu gibi gemiye alınan kargayla güvercinin öyküsünü ve suların düzeyi alçalınca geminin nasıl bir dağın üstüne oturduğunu okuyoruz. Gılgamış destanındaki tufan anlatısıyla Tevrat'ta hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir koşutluk gösterir. Zaten bunu tartışmak hiçbir araştırmacının aklından geçmez. Bu koşutluğun en ilginç yanı başka ön ayetlerin ve başka tanrıların söz konusu edilmesidir. Tevrat'taki tufan öyküsü ikinci elden anlatılırken Gılgamış destanında ben diye süren anlatı hayatta kalan birinin, yani bir görgü tanığının varlığına işaret etmektedir. Öyküyü kim kimden çaldı? Yüzyılımızın 60'lı yıllarında aynı öykünün daha eski örnekleri gün ışığına çıktı. Öyleyse kaynakları nerede? Ve bunlara kim bir tarih koyabilecektir? Bu kronolojik karmaşa arasında olanaksız olanın mümkün olması dahi söz konusudur. Yani Tevrat'taki olayın öbürlerinden daha eski olması. Nasıl olur? Az önce nasıl tam tersini söylememiş miydim? İlahiyatçılar ve buna yakın bilimlerin uzmanlarının hoşuna gitmese de Nuh'a kadarki ve de ondan sonraki Tevrat büyüklerinin tarihlerini saptamak, kutsal kitaptaki sıraya bağlı kalma kaygısından kaynaklanan tam bir felaket olmuştur. Kutsal kitaptaki tarihler tarihsel açıdan kanıtlanabilir değildir. Böylece Tevrat'taki tufan öyküsünün Akatlarınkinden ya da Sümerlerinkinden daha eski olması mümkündür. Zaman silsilesinde daha sonraki bir tarihte kaleme alınmış olması pek bir şey fark ettirmez. Yalnız bir tek şey değişmemiştir. İnsanların çok çok eski olayları hatırlamaları. Tarih ve ders kitapları bozulur, küflenir ya da yanarlar. Ama efsaneler kalıcıdır. Ulusların bilincine inatla yerleşir ve her yıkımdan, her savaştan sonra yeniden yazılırlar. Efsane, geçmişin geleceği hedef alan kesin belliği, müphem mirasıdır. Ben de efsanelerden vazgeçmiyor, eski ruhlarını modern araçlarla canlandırmaya çalışıyorum. İnsanların anlatılarını izleyerek geçmişe dönülürse tüm evrenin efendisi, azizlerin en azizi, uluların en ulusu, bir tanrı ilk insanı yaratmıştır. Aynı inanç bütün dünyada geçerlidir. Tanrı bu varlığı cennet bahçesinde ya da olağanüstü başka bir güzel doğa parçasına yerleştirmiştir. Eski Yahudi anlatılarına bakılırsa bu cennet bahçesi çoktan vardı. Hatta dünyanın yaratılmasından önce dahi hazırdı. Tüm bahçeleriyle bitkileri, aynı zamanda üstündeki kubbeyle altındaki yer, hepsi çoktan vardı ve gökle dünya 1361 yıl 3 saat ve 2 saniye sonra yaratıldı. Öyle olunca da tüm açıklamalara rağmen cennet bahçesinin niçin hiçbir zaman bulunamadığını insan merak etmekten kendini alamıyor. Uluların ulusu bir insan yaratmayı aklına koymuştu ama önce melekler ordusuna usulen bu konuda fikirlerini sormuştu. Melekler bu fikre karşıydı. Uluların ulusu o zaman parmağını uzattı ve hepsini yaktı. Uluların ulusu başka meleklere aynı soruyu sordu. Sonuç aynıydı. Üçüncü melek grubu, uluların ulusunun nasılsa istediğini yaptığını, onun için bu kez de istediğini yapmasını önerdi. Uluların ulusu bunun üzerine kendi elleriyle Adem'i yarattı. İlk insan modelinin meleklerden bazı bakımlardan üstün olduğu anlaşılıyor.
Melekler özellikle insanın bütün bir gezegene egemen olmasına, üstelik doğurgan oluşuna kızmışlardı. Çünkü melekler doğurgan değillerdir. Çoğalamazlar. Sonuçta gökte kıskançlık aldı yürüdü. Başlık: Gökyüzünde kavgalar. Semael gökyüzündeki meleklerin en büyüğüydü. Çünkü kutsal hayvanlarla serafimlerin yalnız 6 çift kanatlarının olmasına karşın ondaki kanatlar 12 çiftti. Semael de gidip en üst düzeydeki meleklerle efendisine karşı birleşti. Etrafında bir ordu topladı ve onları aşağı inerek dünyada bir ortak aramaya başladı. Uluların ulusu böylesine bir isyana göz yumamazdı. Sonuçta olan oldu. Semail'e suç ortaklarını kutsallıktan azletti ve onları gökyüzünden aşağı attı. Yahudi efsanesine bakılırsa cennet bahçesindeki günah kesinlikle elma ile ilgili değildir. Yukarıda az önce sözü geçen fesat başı Havva'yı baştan çıkardı ve gebe bıraktı. Cinsel ilişkiden sonra Havva onun yüzüne baktı ve dünyasal biri yerine göksel olan birini gördü. Saçma bir öykü mü? İnanılmayacak bir anlatımı. Sadece insanların bir hayal ürünü mü? Hiç de değil. Binlerce yıldan beri kopya edilen ve her defasında yeniden yorumlanan öykülerin birbirine uzak yaşayan sayısız ulusta daima ortaya çıkan ortak bir özleri vardır. İnsanların baştan yaratılması. Dünyanın bu karanlık ve belirsiz geçmişinde ne olup bitmişti? Hatırlamaya çalışalım. Hristiyan dini İsa'nın insanları kurtarmak için gelmesinin gerektiği temeli üzerine kurulmuştur. Neden kurtaracaktı? Günah mirasından. Bu günahsa cennetin bu harikulade Adem bahçesinde işlenmişti. İster elma, ister seksle ilgili olsun, o olay bir yerde gerçekleşmişti. Ata anne Havva bir yılan ya da gökten kovulan bir baş melek tarafından baştan çıkarılmıştı. Gel gelelim, modern teologlar bir günah mirasının olmadığını ileri sürüyorlar. Böylece insanlığın kurtarılması fikrini temelinden sarsıyorlardı. Ama bu onların sorunu, benim değil. Böylece çelişkili bir duruma düşüyoruz. Yaygın olan inanışa göre cennet ya da gökyüzü mutlak mutluluğun egemen olduğu bir yerdir. Gökyüzü ölümden sonra hepimizin gitmek istediği yer. Herkes üzüntülerinden, korkularından, kıskançlık ve hasetten, mutsuzluk ve sıkıntılardan arınmış olarak gökyüzüne ulaşmayı hedefliyor. Gökyüzü, özlemlerimizin hedefi, tüm arzularımızın, tüm umutlarımızın gerçekleşeceği yer. Ama durun, burada bir çelişki var. Cennette daha insan yaratılmadan kıskançlık ve muhalefet, ölümle sonuçlanan kavgalar ve patırtılar varmış. Şu halde cennet kavramını yanlış mı anladık biz? Eski metinler Ulu Tanrı'nın oturduğundan farklı bir cennetten mi söz ediyorlar? Eski Yahudi anlatılarına inanılmadığı veya onlar hoşgörülü bir gülümseyişle bir kenarı ittikleri zaman dahi ikilem sürmektedir. Havva'yı baştan çıkaran, her şeyi değiştiren günahın nedeniydi. Bu günah hiçbir zaman işlenmemiş olsa bile Hristiyanların inanışında İsa'nın sonraki tarihlerdeki kurtarıcılığının nedeni olarak kalmakta. Ama bu günah mirası olmamış olsaydı, kurtarılış için otomatik olarak hiçbir neden kalmayacaktı. Baştan çıkaranın adı Samuel de olsa, iblis veya şeytan da olsa hiçbir şey değişmeyecektir. Kutsal kitabı okuyan herkesin bildiği gibi Ulu Tanrı insan cinsini boğmak için bir tufan olmasını uygun görmüştü. Ama niçin? İlk insanları kendi elleriyle yaratmış değil miydi? Ve ebedi Tanrı olarak geleceği bilmesi gerekmez miydi? Nelerin olacağını önceden bilmesi gerekirdi. Yoksa değil mi? Şu halde o uluların ulusuyla benim ve milyonlarca inançlı insanın Tanrı olarak bildiğimiz varlıktan daha başka bir şey kastedilmiş olmalı. Yahudi efsaneleri Havva'nın baştan çıkarılmasından sonra iki ayrı soyun oluştuğunu bildiriyorlar. Habil'in soyuyla Kabil'in soyu. Kabil'in soyundan gelenler hayvanlar gibi davranırlarmış. Kabil'in torunları çıplak dolaşırlar, kadını da erkeği de hayvan gibi davranırlardı. Pazar yerinde çıplaklıklarını sergilerler, bir erkek sokaklarda annesiyle, kızıyla ve kardeşinin karısıyla herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girerdi. Bu soyun kötülüğü ve sinsiliği Sodom ve Gomorra efsanelerinde uzun uzun anlatılmaktadır. Bu kentlerin insanları ne yasa ne de ahlak dinlerler. O an canları ne isterse yaparlardı. Zamana uygun bir örnek bunu açıkça ortaya koymaktadır. Sodom ve Gomorra halkları sokaklara yataklar sererlerdi. Kente giren herhangi bir kimse yakalanıp zorla bu yataklardan birine yatırılırdı. Yabancının boyu yataktan daha kısa olduğu takdirde 3 kişi onu başından, başkaları da ayaklarından çekerlerdi. Adam haykırır ama Sodomlular ve Gomorralılar aldırmazlardı. Ama yabancının boyu yatağınkinden uzun olduğu takdirde bu kez 3'er kişi yatağın yanlarına geçerek adamı enlemesine çeker ve öldürünceye dek işkence ederlerdi.
Yabancı haykıracak olsa Sodom'a gelen bir insanın sonu budur diye karşılık verirlerdi. Bu kadarı da yetmezmiş gibi gözden düşmüş melekler gruplar halinde gökten inerek aylak düşkünlüğüne katkıda bulunmak ister gibi kendilerine insan cinsinden kadınlar alırlardı. Bu melek cinsinin tohumundan da devler üremişti. Bu birleşmelerden devler doğardı. Bu korkunç cüsseli yaratıkların işi gücü ise hırsızlık yapmak, yağmalamak ve kan dökmekti. Devlerde çocukluk yaptılar ve sürüngenler gibi çoğaldılar. Bir batında altısı birden dünyaya geldi. Bu durumda iyi ile kötüyü ayırt etmek imkansızlaşmıştı. Öyle olunca da uluların ulusuna bütün soyu boğulmaya terk etmek ve her şeyi yeniden başlamaktan başka çare kalmıyordu. Böylece uluların ulusu, bütün dinlerin inananlarının taptıkları gerçek tanrının kastedilemeyeceği ortaya çıkıyor. Bu gözden düşmüş melekleri, devlerin dünyaya getirdikleri söyleniyor. Bu devleri birçok kitaplarımda ayrıntılı olarak anlattığımdan burada tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Yalnız şu kadarını belirteyim, en eski zamanlardaki Yahudilerin efsaneleri devlerin cinsiyetlerini dahi belirtmektedir. Bunların arasında emiter ya da korkunçlar, Refaitler veya Muazzamlar, Giborimler veya Güçlüler, Samsunitler veya Hilebazlar, Avitler veya Sapkınlar ve nihayet Nefilimler veya Fesatçılar vardı. Dünya müthiş bir sosyete barındırıyormuş meğer. Peygamber Baruh'un yazılarında sayıları dahi bildirilmektedir. Tanrı dünyaya tufan getirdi ve insanları yok etti. Aralarında 4 milyon 90 bin dev de vardı. Hangi kutsal ya da meşhum ruh peygamber Baruh'un kulağına bu sayıyı fısıldamıştı acaba? Tevrat'taki tarih sapma olgusu devler konusunda da gerçekle çelişmektedir. 2. Samuel kitabına bakılırsa tufandan uzun zamanlar sonra yaşayan Davut ellerinde altışar, ayaklarında ise onar parmak olan devlerle dövüşmüştü. Kronolojik bir zırvalık. Başlık: Frankenstein'ın Hayvanat Bahçesi. Beni nasılsa düzene sokulmayacak zamanlar değil, olgular şaşırtıyor. En eski zamanların Yahudilerinin efsaneleri hiçbir evrimin ürünü olmayan garip melez yaratıklardan, şaşırtıcı canlılardan söz ediyor. Örneğin alınlarının ortasında bir tek gözü olan yaratıklar vardı. Başkaları bir atın gövdesine ve bir koçun başına, daha başkaları bir insanın başına ve bir aslanın gövdesine sahiptiler. Gözleri sırtlarında olan boyunsuz insanlar ve daha da garibi, İnsan suratlı ve at ayaklı insanlar da vardı. Bu hayvanat bahçesi bir sarhoşun kaçık fantezisinin ürünü müdür acaba? Tarih edilen olayların kopyalarının oluşu yine de beni şaşırtmaktan geri kalmıyor. Gerçekten de Mısırlı Meneton da benzer canavarlardan söz ediyor. Bu Meneton, Mısır'daki kutsal tapınakların yazıcısı ve baş rahibiydi. Yunanlı tarihçi Plutarkos, Maneton'dan Ptolemaios hanedanından ilk kralın çağdaşı olarak söz ediyor. Maneton, Nil Deltası'nda bir kent olan Sebennytos'ta yaşıyordu. Mısır tarihi hakkındaki 3 ciltlik eserini de orada yazdı. 3000 yıllık Firavunlar Devleti'nin sonunu görgü tanığı olarak yaşamış, tanrılarıyla krallarının tarihini bir bilirkişi olarak kaleme almıştı. Maneton'un eski metinleri kaybolmuştur. Julius Africanus ve Eusebius, Maneton'un eserlerinden birçok önemli alıntı yapmışlardır. Eusebius, Kayseri Piskoposu ve ilk Hristiyanların bir vakanüvisi olarak kilise tarihine geçmiştir. Maneton tanrıların çeşitli varlıklar, bu arada melez yaratıklar ve türlü canavarlar yarattıklarını ileri sürüyordu. Eusebius şöyle yazıyor: "Ve tanrılar çift kanatlı insanlar, ayrıca dört kanatlarını, tek gövdeli ve iki kafalılarını, kadınlar ve erkekler, keçi ayaklı ve başlarında boynuz olan insanları, at ayaklılarını, bellerinden aşağı at, bellerinden yukarısı insan gövdeli olanlarını, köpek kafalı atları, ejderha biçimli çeşitli yaratıkları ve resimleri Belos tapınağında yan yana görülen çeşitli yapılarda şaşılacak yaratıkları yaratmışlardı." Eusebius dolayısıyla da Maneton resimler konusunda haklıydılar. Bütün büyük müzelerde antik çağların melez yaratıklarının heykelleri vardır. Demek oluyor ki Yahudilerle eski Mısırlıların efsaneleri saçma gevezelikler yapmıyor. Belli ki bir zamanların gerçeklerini dile getiriyorlar. Ve bu Frankenstein canavarlarının hiçbir zaman var olmadıklarını farz edecek olursak, bu öykülerin mucitlerinin fikirlerini nereden aşırdıkları, bu acayip yaratıkların ne gibi bereketli bir zeminde üredikleri, dahası eski çağların kalemdar ve mermercilerin modellerini nereden bulduklarını hala yanıtları aranan sorulardır. Tabii ki eski anlatılardan.
ve bunlar saçma destan ve efsanelere göre şaşılacak kadar gerçeğe yakındırlar. Kutsal kitap Genesis yaratılış bölümünde Nuh'un gemisinin yapılışı hakkında bilgi veriyor. Geminin uzunluğu 300 arşın, eni 50 arşın, yüksekliği 30 arşın olarak gerekiyordu. Yahudi efsaneleri daha ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Geminin sağ kanadı 150, sol kanadı 150 kamara uzunluğunda, önde 33 kamara, arkada da 33 kamara eninde olması gerekiyordu. Ortada yiyecek stokları için 10 oda, ayrıca geminin sonunda 5 depo bulunuyordu. Bunların içinde suyu ileten borular vardı ve bunlar açılıp kapanıyordu. Gemi 3 kat yüksekliğindeydi. En alttaki kat nasılsa ikinci ve üçüncü katlarda öyle görünmek zorundaydı. En alt katta sığırlar ve vahşi hayvanlar barınacak, orta katta kuşlar yuva kuracaktı. En üst katsa insanlara ve haşerata ayrılmıştı. Başlık: Nuh'un gemisi için ışık. Nuh'un gemisinin her köşesi ziflendikten ve her delik tıkandıktan sonra tufan öncesindeki tekneye simsiyah bir karanlığın egemen olmuş olması gerekirdi. Ama öyle olmadı. Çünkü geminin içinde bütün yaratıkları ışık gibi aydınlatan kocaman bir inci asılıydı. Burada iki şaşırtıcı düşünceye yer veriyoruz. Mormon kitabı, son günlerin azizlerinin Jesus Christi Kilisesi'nin kutsal kitabıdır. Mormonların Amerika'da hayli kalabalık bir dinsel topluluk olduklarını biliyoruz. Bu kitap, Mormon Kilisesi'nin kurucusu olan Peygamber Joseph Smith'e güya bir melek tarafından verilmiş. Mormonlara sorarsanız kitap binlerce yıl boyunca metal levhalar biçiminde bir tepenin içinde saklı kalmış. Joseph Smith, Melek Moroni'den teslim aldığı iki çeviri taşı sayesinde eski yazıları İngilizceye çevirebilmiş. Bu levhalarda Jaredit'lerin öyküsü anlatılıyor. Bu ulus, Babil Kulesi'nin bina edildiği yıllarda eski vatanını terk ederek bir sürü gemiyle Güney Amerika'ya ulaşmış. Bu gemiler bir kere kapıları kapandıktan sonra bir fıçı kadar su geçirmezmişler. Öyleyken bu teknelerin içi karanlık değilmiş. Tanrıları Jaredit'lere 16 pırıl pırıl taş armağan etmiş. Her gemiye iki tanesi düşen bu taşlar 344 günlük yolculuk boyunca pırıl pırıl ışık sağlamışlar. Mükemmel. Bu Nuh'un gemisindeki gizemli ışık kaynağının tıpatıp eşiymiş. Yahudi efsanesine göre tanrısı Ruha geminin bir krokisini bizzat çizmiş. Ve tanrı Nuh için parmağıyla çizimi yaptı ve onunla konuştu. Bak, geminin görünümü böyle olmalı. Mormonlarda da durum farklı değildi. 1. Nefi kitabında şunlar okunabilir: sana göstereceğim biçimde bir gemi inşa edeceksin ki ulusunu denizlerin ötesine götürebileyim. Yani Mormonlar bazı Yahudi efsanelerinden mi alıntı yapmışlardı? Ya da Sümerlerin Gılgamış destanından ya da Babililerin Enuma destanından alıntılar yapanlar Yahudiler mi oldu? Çünkü orada da bir tufan olayı görülmüş. Atrahasis ise hayatta kalmıştı. Ve başka nasıl olabilirdi ki? Tanrı Enki, kapısı, penceresi olmayan su geçirmez bir gemi yapılmasını buyurmuştu. Bu geminin ne pusulası eksikti ne de ışık kaynakları. Kimin kimden kopya aldığı sorusu yanıtsız kalmaya mahkum. Ayrıca efsanelerle kutsal kitaplardaki benzer detaylara ulaşmak için aşırmacılığa gerek yok. Mormon kitabının kaynağının gerçekten de çok eski metal levhaları hak edilmiş olduğunu yalanlamak hakkını bize kim veriyor? Sadece Hristiyan ve Yahudilerin kendilerini daima haklı görmek huyları mı? Ayrıca tufan öyküsünün başka toplumlarda başka adlar altında tekrarlanması da Yahudi öykücülerinin onu aşırmış olduklarını kanıtlamaz. Ne de olsa tufandan önceki ilk kuşağın pek çok ardıl olmuş. Bunların hepsi de öykünün kendilerine özgü yorumunu yaymışlardı. Çeşitli efsanelerin yazarları farklı ülkelerde ve kıtalarda yaşıyorlardı. Dinleri dahi farklıydı. O sıralarda postacılar yoktu. Kıtalar arası yolculuklar da gündemde değildi. Yine de anlatılar dünyanın dört bir yanında aşağı yukarı aynı şeyleri bildiren sayısız kaynaklardan geliyordu. Yazarların kafalarında aynı ilham mı çöreklenmişti? Hepsi manyakça aynı şeyi mi paylaşıyorlardı? Kesinlikle hayır. Bazı şeyler icat edilemez. Özellikle böylesine bir fantezinin binlerce yıl önce dünyanın dört bir yanında iş başında olması olanaksız. Aşağı yukarı uyuşan raporlar ancak gerçeklerden, yani tarih öncesine ait olaylardan kaynaklanabilir. Başlık: Öbür düşünce biçimi. Uzaydan gelenlerin dev ana gemisi güneş sistemimize girerken E.T.'ler 3. gezegenin niteliklerini çoktandır biliyorlardı. Yaşam için gerekli tüm koşullar yalnız bu mavi gezegende vardı. Yabancılar burada her türlü canlının bol bol var olduğunu keşfettiler.
Bu canlıların arasında ilkel atalarımız da vardı. Onlar zekadan tüm yoksunluklarına karşın dünyanın en ileri yaşam biçimini oluşturuyorlardı. Gelenler o insanlardan birini kaparak genetik açıdan değiştirdiler. Bu işlem bugünkü olanaklarla artık ciddi bir problem olmaktan çıkmıştır. Uzaylılardan bir grup ilk Homo sapiens yaptıkları deneyin başarılı olduğunu gördüler ve dünyanın o soydan gelen insanlara bırakılabileceğini anladılar. O seçilen insan etrafında sürünen ve yüzen tüm canlılardan daha zekiydi. Dahası her ne isterse tutmak ve almak için ideal araçlara ve ellere sahipti. Bu canlının çoğalmasını sağlamak için bir dişi örnek gerekliydi. Böylece adı Havva ya da başka bir şey olan ata anamız ortaya çıktı. İlk zeki insanlar hiçbir dil bilmiyorlardı. Nereden bileceklerdi ki? Yakın ataları maymunlar dünyasının üyesiydi. Bağırıyor ve hırıldıyorlardı. Uzaydan gelenler bunun üzerine bir öğretim programına karar kıldılar. Çift korumalı bir bahçeye konuldu. Biosfer 1. Ve Genesis Yaratılış kitabında belirtildiği üzere onlara ilk lisan öğretildi. Ama bütün dünyada yalnız bir tek lisan ve aynı cinsten tek düze kelimeler vardı. Adem en sonunda her şeyi bir adla nitelemeyi başarmıştı. Öğretim, halk kuralları ve tarımla zanaatler için pratik önerileri de kapsamış olmalı. Eğitilerin bir başka grubu dünyada var olan hayvanlarla deneyler yaptı. Bunu ne için yapıyorlardı? Dev bir uzay gemisinin içindeki bir uzaylı ekibi muhakkak ki dünyadan başka güneş sistemleri ve gezegenler tanıyordu. En azından kendi sistemlerini tanıyorlardı. Bu gezegenlerin birçoğu kendi mavi gezegenimizden daha büyük veya daha küçük olabilirler. Kendi güneşlerine dünyamızdan daha yakın veya daha uzak mesafede yer alabilirlerdi. Daha sıcak veya daha serin, daha kuru veya daha nemli de olabilir. Yer çekimleri de daha zayıf veya daha güçlü ve etkili olabilirdi. Şimdi dünya bilindiği kadarıyla en olmadık iklim bölgeleriyle uyum sağlayan yaşam biçimleriyle kaynaşmaktadır. Kutup ayısı buzların içinde uyumaktadır. Ama aslana böyle bir dinlenme biçimi önerilemez kuşkusuz. Bir kanguru dev atlayışlar sergilemekte, buna karşın kaplumbağa yerde sürünerek ilerlemektedir. Bazı yılan türleri tropik iklimlere uymuşlardır. Bunlar soğuk iklimlerde donup ölürler. Dünyada var olan genetik materyalle deneyler yapmak ne kadar çekici görünüyor, değil mi? O zaman hangi hayvanın hangi çevre koşullarına daha kolay uyduğu, ayrıca hangi hayvan türünün daha dirençli olduğu ortaya çıkabiliyor. Saçma mı bu? Biz de aynı şeyi yapıyoruz ve de yapıyorduk. Tabii genetik yoluyla değil. Bu alana yeni giriyoruz ama üretmek yoluyla. Bugün Kenya'nın tropikal ikliminde otlayan İsviçre ve Alman inekleri yetiştirdik. Daha fazla süt veren, daha dirençli inekler de elde etmek için sığır ırklarını karıştırdık. Keçilerle koyunları birleştirerek melez bir cins elde ettik. Tahal, kolza vesaire cinsleri yetiştirdik ve melezleştirdik. Böylece yeni çevrelerle uyum sağlamalarını mümkün kıldık. Şimdi de sebze türlerini genetik yoluyla üretmek üzereyiz. Bu alanda bilginlerimizin aklına nelerin eseceğini Tanrı bilir ya da bilmez. Günün birinde genetik yoluyla 240 yaşına kadar yaşayacak bir insan yaratacağımızı da kim bilebilir? Böylece eskiden dünya küremizde var olmayan canavarlar ve melez yaratıklar türedi. İnsanlar heyecanla bundan konuştular. Tanrısal yaratıklara şaştılar. Onlardan korktular. Ve nesilleri tükettikten ya da tufan tarafından yok edilmelerinden sonra bu dehşet veren yaratıklar gidip halkın belleğine yerleştiler. Mitos ve efsanelerde yer alarak tanrıların melez yaratıkları yarattıkları uzak bir geçmişi bize tanıtmaya giriştiler. Bu arada insanın hayal gücünü kesinlikle azımsamıyorum. Yunanlı şair Homeros, Odysseus'un serüvenlerinde büyüleyici şarkılarıyla denizcilerin akıllarını başlarından alan ve onlara görevlerini unutturan sirenleri, yani deniz kızlarını betimlemişti. Homeros'un bu sirenlerin görünümünü her ne kadar tarif etmişse de çeşitli yazarların fantezileri sonradan bunları kuş ayaklı ve kanatlı kadınlara dönüştürmüştür. Ya da Yunanlı şair Hesiodos, Medusa adındaki canavarı uydurmuştu. Başından yılanlar fışkıran bir yaratığın o kadar korkunç bir görünüşü vardı ki insanlar karşısında taş kesiliyorlardı. Hesiodos'un Medusa gibi bir canavarı hiç görmediği kesin. Hepimiz uçan at Pegasus'la küllerinin içinden tekrar tekrar doğan Phoenix'in efsanelerini biliyoruz. Bunlar ve daha pek çok şey insanların hayal gücünün ürünüdür. Ama bu hayal gücü olmasa masallar da olmazdı, değil mi? Ancak fantezi de sıfırdan yola çıkmaz. Kendine başlangıç olacak bazı noktalar arar.
aklımız her ne kadar bir zamanlar yaşamış olması gereken canavarlardan oluşmuş bir hayvanat bahçesini kabul etmekte hala direnirse de bu direniş tartışılmaz iki gerçeği değiştiremez. 1. Antik çağların yazarları ve tarihçileri bu yaratıkları betimlemişler ve tanrılar tarafından yaratıldıklarını iddia etmişlerdir. 2. Binlerce yıl öncesinin taşçıları ve kalemkarları bu melez yaratıkları sanatlarıyla ölmezleştirmişlerdir. Başlık: Seks düşkünü melekler. Bu arada ana uzay gemisinde bir isyan çıkmıştı. Yüksek rütbeli subaylardan bazıları kumandan olan uluların ulusundan farklı bir şeyler istiyorlardı. Bu isyancıların elebaşısının adının Samuel, Lucifer ya da başka bir şey olmasının önemi yok. Efsanede ötekilerin arasındaki en büyük prens olarak nitelendiriliyor. Uzay yolu dizisinin uzay gemisi Enterprise'da ise kaptan olarak çağrılacaktı. Şöyle ya da böyle semaiyetin mürettebatın kalanından daha çok güç sahibi olduğu anlaşılıyor. 12 çift kanadı olan ne de olsa yalnız oydu. Samuel ile asi arkadaşları gemideki savaşı kaybettiler ve cennetten atıldılar. Bu grup en azından başlangıçta fazla bir rahatsızlık uyandırmış görünmüyordu. Belki de teknik bilgileri sayesinde er ya da geç yine üstünlüğüyle geçireceklerini zannediyorlardı. Dünyaya ayak basar basmaz dışlanan ekip seks peşine düştü. Efsaneye bakılırsa elebaşı Samuel vakit kaybetmeden Havva'yı baştan çıkardı. Ve bakın dünyalılara değil göksel olanlara benziyordu. Ekibin başka üyeleri zevkleri uyarınca güzel kızları hatta genç olanları kaptılar. Kutsal kitaba inananlar Genesis bölümündeki şu cümleyi dikkatlerinden kaçırmamışlardır. İnsanlar dünyada çoğalmaya başlayınca ve kız çocukları olunca tanrıların oğulları insanların kızlarının güzel olduğunu gördüler ve içlerinden beğendiklerini kendilerine eş olarak aldılar. İnsanlar düşünmeye başlayalı beri bilginler arasında tanrıların oğulları sözlerinin etrafında bir tartışma süre gelmektedir. Bu kavga binlerce sayfa çelişik beyanlar üretmiştir. Tanrıların oğulları bazen devler olarak çevrilmekte, bu yaratıklara bazen de tanrıların çocukları, düşmüş melekler veya asi ruhlar denilmektedir. Bir tek kelime inanışı tersine döndürmektedir. Oysa İbranice öğrenen ve yazılarıyla anlamlarını inceleyen her uzmanı söz konusu ecelerin aşağı inenler insanlara benziyorlardı ve insanlardan daha büyüktüler demek istediğini bilir. Çok eskilerden beri itiraz konusu olan bir nokta vardı. Ama uzaydan gelenlerin dünyalılarla hiçbir zaman birleşemeyecekleri iddiası çoktandır tarihe karışmıştır. Tekrarlar gereksiz görünüyor ve tanrılar insanları kendilerini örnek alarak yaratmışlardır. Tarih öncesinin dramasında uluların ulusunun yani uzay gemisinin kumandanının elinde asi mürettebatından belli ki daha kuvvetli kozlar vardı. Uluların ulusu dünya yüzündeki gelişmeleri ve olan bitenleri kaygıyla izliyordu. Uzaylılarla insanların birleşmesinden Homo sapiens'in planlanan çizgisine tamamen ters düşen yaratıklar türemişti. Bu mitolojinin günah mirasıydı. İnsanlar şimdi de yanlış genetik mesajlarını miras bırakıyorlardı. İşte o zaman uluların ulusu insanı yarattığına pişman oldu ve bu yüzden derin bir kaygıya düştü. Genesis bölümünde böyle deniyordu. Uluların ulusu şöyle ya da böyle insanoğlu deneyini bozup her şeye yeniden başlamalıydı. Ama nasıl? Asi meleklerin belli ki güçlü silahları vardı. Mağaralarda saklanabilir, binalarda savunmaya geçebilirlerdi. Kötüleri birer birer avlamak olanaksızdı. Tufanın kasten mi düzenlendiği yoksa bir göktaşının mı dünyaya çarptığı efsanelerle dinsel metinlerden anlaşılamıyor. Yapay bir tufan oluşturulabilir. Bunu bugün biz de yapabiliyoruz. Göktaşları ise sık sık dünyamıza düşüyorlar. Ama uluların ulusunun tufanın kesin tarihini bilmiş olduğu kesin. Ancak bu şekilde iyilerden bir insan grubunu uyarmak ve bir gemi inşa etmeleri için onlara önerilerde bulunmak mümkün olmuştur. O çok eski efsanelerle dinlerin modern bir gözle görülmelerini sağlayarak bu görüş biçimi canlanmıştır. Bu görüşü 1964'ten beri açık seçik benimsemiş bulunuyorum. O tarihte The Northwest Kanada gazetesi benim yazdığım bütün bir sayfalık makaleyi basmak cesaretini göstermişti. Bunu çok sayıda sorunun birer birer yanıtlandığı kitaplar izledi. Bu düşünce yapısı şimdiki halde sadece teori olarak kalmaktadır. Birçok alanlarda teori aşamasından çıkmış olması bunu değiştirmemektedir.
Tanrıların dönüşü. İnsan hiçbir zaman aldatılmaz. O kendi kendini aldatır. Goethe. 1749-1832. İnsanoğlu düşünülden beri ölümden korkuyor. Doğada ölümü yaşar ve ilkbaharda yeniden doğuşa tanık olur. Yıldızların solduğunu görür. Bir sonraki gecede de tekrar parlamaya başladıklarına seyirci olur. Ölümle hayat arasında ne var? Gizemli bir alan. Yeniden doğuşun beklentisi durumu. Ölümden sonra yaşamaya devam etmeye duyulan güven. İnsana ölümü karşılama gücü verir. Yine de ölüm korkusu silinmez. İnsanın kendi hayat deneyimlerinin yanında her türlü umut silik bir parıltı olmaktan ileriye gidemez. Bireyin korkusu aynı zamanda kitlenin korkusudur. Ulusal savaştan korkarlar, yıldırımdan, atom bombasından, yabancı askerlerin şiddetinden, çevrenin çöküşünden de korkarlar. Kutsal kitapların insanları tehdit ettiği korkunç olayı, kıyameti, dehşetin pençesinde olarak düşünürler. Yeni Ahit'te İncilci Markus bunu haber veriyor. Ama o günlerde bunca eziyet ve işkenceden sonra güneş kararacak. Ay da artık ışınlarını salmayacak. Ve yıldızlar gökyüzünden düşecekler ve göklerdeki güçler sarsılacaklar. Markus'un meslektaşı Luca daha kesin konuşuyor. O kıyameti haber verecek işaretleri bile adlandırıyor. Ulus ulusa karşı, devlet devlete karşı baş kaldıracak ve büyük depremler gelecek. Açlık ve salgın hastalıklar gelecekler. Dehşetli olaylar ve gökyüzünden önemli işaretler gelecek. Güneşle ayda, yıldızlarla dünyada işaretler belirecek. Uluslar korku içinde kalarak denizin kabarıp şahlanması karşısında ne düşüneceklerini bilemeyecekler. İnsanlar dünyada olacakların korkusu ve beklentisinin etkisinde ruhlarını teslim edecekler. Gökyüzünün gücü sarsılacak çünkü. Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde kıyamet betimlemesi dramatiklikte geri kalmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlandığı ve yıldızlar aşağı düştükleri ve dağlar hareket ettikleri ve 10 aylık dişi deve sütten kesildiği ve vahşi hayvanlar birleştikleri ve denizler alev aldıkları zaman. Bir başka surede Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökler yarıldıkları, yıldızlar dağıldıkları, denizler birbirlerine karıştıkları, mezarların altları üstlerine gelip boşaldıkları zaman işte o zaman her ruh ne yaptığını, neyi kaçırdığını bilecektir. Bütün insanlığın yargılanacağı kıyamet günü bugün hala Katolik manastırlarında terennüm edilen ve insanın iliğine işleyen o basit ve de olağanüstü Gregorian ilahilerinde doğrulanmaktadır. Dies Irae cenaze ayinlerinde şöyle söyleniyor. İntikam gününde, günahların gününde evren tutuşacak. Sibyl ve David şöyle bildiriyorlar. Ne büyük dehşet, ne büyük utanç, yargıç gelince sorularıyla tüm şikayetleri acımasızca sınamak için. Yıkımın yanı sıra iudex yani yargıç haber veriliyor. Örneğin Markus'un İncil'inde şöyle söyleniyor. Ve o zaman insanoğlunun bulutların üstünde bütün gücü ve görkemiyle geldiği görülecektir. O zaman o melekleri yollayacak ve seçilmişleri dünyanın sonundan göklerin sonuna kadar dört rüzgardan toplayacaktır. İncilci Luka buna bir cümle daha eklemektedir. Ama bu, ola gelmeye başladığı zaman doğrulun ve başlarınızı yukarı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yaklaşıyor. Başlık: Apokalips ne zaman? Kurtarılacak insanlar hiç kuşkusuz doğru ve dürüst olanlar ve sadece inançlılar. Kutsal metinlerin sözlerine körü körüne bel bağlayanlar olacaktır. Ama bana hangi azizlerin hangi sözlerinin söz konusu olduğu sorulacak olursa bunu bilmediğim için yanıt veremem. Çünkü hepimizin bildiği gibi dünya yüzündeki her din kendi kutsal yazılarının doğru olan biricik kutsal yazılar olduğunu iddia edecektir. Bulutların arasında tahtında oturan ve insan türünün iyiliklerini ve kötülüklerini bir yargı mezurasıyla ölçen göksel bir yargıçtan söz edilmektedir. Ama bu gerçekleşmeden ve seçilenler en sonunda cennete girmeden önce insanlığın kalan kısmı dövülecek. Kırbaçlanacak, sakatlanacak, kızartılacaktır. Bunu en etkili biçimde İncil'in son bölümünün vahiy ya da apokalipsinde Havari Yuhanna anlatmaktadır. Açıklandığına göre 7 mühür sökülmekte. Her mühürle birlikte insanlığın üstüne yeni musibetler boşalmaktadır. Borular ötmekte, her boru sesiyle birlikte korkunç şeyler olmaktadır. İlk boru sesiyle birlikte kanla karışık çiğ ve ateş dünyaya atılmakta. İkinci boru sesi duyulurken ateşten bir dağ denizin içine çökmekte. Bunun sonucunda denizlerin üçte biri kana dönüşmektedir. Bu arada canlıların üçte biri ölmekte, gemilerin üçte biri ise batmaktadır.
Dünyayı daha da dehşet verici olaylar beklemektedir. Üçüncü boru sesiyle birlikte gökten kocaman bir yıldız, meşale gibi yanarak dünyadaki nehirlerin ve su kaynaklarının içine düşmektedir. Yıldızların adı acılık anlamına gelen vermuttur. Sonuçta suların üçte biri vermuta dönüşmekte. Sular acıdığı için de birçok insan ölmektedir. Sonunda güneşli ay da kararmakta. İnsanlar akla gelebilecek her türlü haşerat, çekirgeler, akrepler tarafından rahatsız edilmekte fakat bir türlü ölememektedir. Dehşet hiç son bulmamaktadır. Haşeratı aslan kafalı atlar izler. Bunlar ağızlarından ateş, duman ve kükürt kusmaktadırlar. Bu arada insanlığın üçte birinden fazlası göçtüğü ve aslında kimsenin kalmamasının gerektiği halde insanlar hala kefaret etmeye hazır değillerdir. Bu karabasanların kimin dimağında oluştuğu veya Aziz Yuhanna'nın ne gibi hayaller gördüğünü bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bu vahyin yalnız o çok eski peygamber Hanoh'ta değil, daha genç peygamber Daniel'de ya da Daniel peygamberde okunabilmesidir. O zamandan beri kilisenin büyükleri göksel yargıcın ilk işaretleri ve görünmesi konularında bir yere kadar anlaşmaya varmışlardır. Böylece Yuhanna'nın apokalipsi aynen İncilci Azizler Markus ve Luka'nınkiler gibi şöyle anlatmaktadır. Birden büyük bir deprem oldu. Güneş de bir yaz giysisi gibi siyahlaştı. Ayın bütünü kan gibi oldu. Göğün yıldızları ise sert bir rüzgarın salladığı bir incir ağacının meyvelerini dökmesi gibi yeryüzüne düştüler. Gökyüzü de bir kağıt tomarı gibi yuvarlanarak görülmez oldu. Bütün dağlarla adalarda yerlerinden oynadılar. Ve dünyanın krallarıyla rütbe sahipleri ve kumandanlar ve zenginlerle güçlüler ve kölelerle hür olanlar dağları oluklarının içinde ve kayalarının arasında sakladılar ve dağlarla kayalara şöyle dediler. Üzerimize düşün ve bizi tahtta oturanın gözlerinden saklayın. O vakte kadar ki insanlık tarihinde her şey olabildiğince mütevazı gelişiyor. Dünyadaki bütün savaşlar sınırlı coğrafi alanları ilgilendiriyordu. Yuhanna'nın apokalipsi buna karşın kimsenin kaçamayacağı dünya çapındaki bir yıkımı, bulutların yukarısındaki tahtta oturanın son yargısını, özetle kıyameti haber veriyordu. Bu fikir birikimi nereden kaynaklanıyor? Korkunç bir ceza yargısıyla bunun sonrasında inançlıların kurtuluşu tabloları nereden çıktı? Borularını öttüren intikam meleklerini kim icat etti? Kaselerden iğrenç salgıların dökülmesi kimin fikri? Son yargıç hangi kafadan ya da hangi hayal gücünden doğdu? Ve bu nedenli şefkatli tanrıdır ki insanlara aşamalı olarak işkence eder ve onları öldürtür? Sonra da sonsuza dek cehennem ateşinde kızartır. Gerçek olan şu ki insanın hayal gücü yalnız güzel şeyler değil, korkunç ve çirkin olan şeyler de icat ediyor. Öfkeli insanlar hasımlarını cehenneme yollamak isterler ve bu cehennemi türlü renklerde betimlerler. Acı çeken insanların kendilerini daha iyi hissedecekleri, daha güzel bir dünyayı umut ettikleri de bir gerçek. Sonunda onları cennette oturup kevser şarabını yudumlarken öbürleri, yani haksız olanlarla kötüler, zenginler, günahkarlar ve kuşku duyanlar sonunda acıları tatmalılar. Ah dünya ne kadar adaletsiz. Senin işlerin iyi gidiyor, benimkilerse kötü. Dünya biraz daha adil olsa, benim işlerim daha iyi giderdi. Seninkilerse daha kötü. Zamanlar ne kadar kötü olursa kesin bir adaletin egemen olduğu ve kimseye ayrıcalıkların tanınmadığı bir altın çağda o denli içten arzulanır. İçten hiçbir şey, hatta bir altın çağ bile var edilemeyeceğine göre bu karmaşanın içine biraz düzen getirmek, bir kralın, bir liderin, yeniden doğan birinin, bir kurtarıcının, bir peygamberin var olmasını gerektirir. Psikolojik açıdan kolay anlaşılır olan bu arzu, yüzyıllar içinde bizler yeniden doğuşlar, mesihler ve peygamberler bahşetti. İşte hayret verici birkaç örnek. Günümüz peygamberleri. 5 Ocak 1945'te Birleşik Amerika'nın Virginia Beach kentinde kahin ya da peygamber Edgar Cayce ölüyordu. Uyuyan peygamber trans halindeyken sayısız insana şifa sağlamıştır. Oysa bir tek tıp kitabı bile okumamıştı. Yaklaşık 2500 yorumunda geçmişle gelecek hakkında şaşırtıcı bilgilerde bulunmuş, ta eski Mısır'dan günümüze kadar tekrar tekrar dünyaya gelişler hakkında bilgi vermişti. Edgar Cayce hakkında birçok kitap yazılmıştır. Dünya çapındaki hayranlarının sayısı ise milyonları bulur. 1926 Kasım'ında Hindistan'ın Andhra Pradesh Federal Devleti'nin Puttaparthi kentinde Satyana Rayana Raju dünyaya gelmişti. Bu kişinin adı Tanrı İnsan anlamına geliyor.
Satranı Rayana Raju, 14 yaşında bir çocukken bir akrep tarafından ısırılmış, günler süren bir komadan uyandığındaysa bir önceki hayatında Sai Baba adında biri olduğunu ve tekrar dünyaya geldiğini söylemişti. Satyana Rayana Raju, 30 yaşındayken ilk kez halkın karşısına çıktı. 36 yaşındayken de kendi aşramını, yani bir tür tekkesini kurdu. Sai Baba bugün Bangalore'nin 250 km uzağındaki doğum yerinde Hindistan'ın en ünlü aşramının başında bulunmakta. Buraya bir üniversite ve olağanüstü bir hastane de dahildir. Yandaşlarının sayısının 100 milyonu bulduğu tahmin edilmekte. Onun hakkında sayısız kitap yazılmış bulunuyor. Şaşkın inançlıların aynı zamanda televizyon kameralarının karşısında her gün cisimlenmeler ve mucizevi tedaviler başarmaktadır. Satyana Rayana mutlak gücü, her şeyi bilirliği ve her yerdeliği kendine mal etmekte ve bu da Krishna, Rama ve İsa peygamberin yeniden dünyaya gelişi olduğunu ısrarla ileri sürmektedir. Bu arada kadın cinsine karşı olmadığını Der Spiegel dergisinden öğrenmekteyiz. Kendi ölümünün tarihini de bilmektedir. 2022. Aradan çok geçmeden Hindistan'ın Karnataka eyaletinde tekrar dünyaya geleceğini müjdelemektedir. 15 Mart 1840'ta Avusturya'nın Graz kentinde garip bir olaya tanık olunmuştu. O sıralar 40 yaşında olan müzik öğretmeni Jacob Lorber birden ona yazmasını emreden bir sesi net olarak duymuştu. Öğretmen önce biraz da korkarak itaat etmiş ve kaleme sarılmıştı. Böylece sonraki yıllarda kalbindeki sesin dikte ettirdiği cilt üstüne cilt kitap yazmıştı. Jacob Lorber'in basılmış olan eserlerinin toplamı bugün yaklaşık 10 bin basılı sayfa içeren en az 25 cilttir. Lorber bu kitaplarda ancak sonradan keşfedilecek olan doğa bilimsel ve astronomik ayrıntılara yer vermiş. Eski ve yeni ahitlerle ilgili olarak da son derece şaşırtıcı yorumlarda bulunmuştur. Müritleri peygamberlerinin sözüne %100 inanmış birkaç yüz bin kişiyi bulmaktadır. Yine geçen yüzyılda Pakistan'da Lahore'un kuzeydoğusundaki bir köy olan Kadiyan'da Hazret Mizra Gulam Ahmad dünyaya geldi. Hayatı boyunca yumuşak huylu, sevecen, yazı ve konuşma ustası bir kişi olarak dikkati çeken Mirza sonunda Ahmediye hareketini kurdu. Bu bugün hala birçok yandaşı olan bir İslam topluluğudur. Mezhebin kurucusuna birçok mucizeler mal edilmektedir. Yandaşları Yüce Allah'ın onun şahsında gelmiş geçmiş bütün peygamberleri tekrar dünyaya getirdiğine yemin etmektedir. Yani Hristiyanlarla Müslümanların Mehdi'si ve Mesih'i olduktan başka Hindular için Krishna, Budistler için de Buda'dır. Gelmiş geçmiş büyük peygamberlerin bu kopyasının bütün insanların kurtarıcısı olması bekleniyordu. Bunlar son 150 yılın içinde gerçekten şaşırtıcı etkileri görülmüş 4 peygamber kişidir. Ama kimseye zararları dokunmayan bu pozitif kahin ve şifacıların yanı sıra ortalık negatif kişilerle ve kıyamet habercileriyle de dolup taşmaktadır. Bu sonunculara kalsa hepimizin uzun yıllardan beri ölmüş olmamız gerekirdi. Kıyamet bu dünyada insanlar var olalı beri insanların dilinden düşmeyen bir konudur. Ama dünya böylelerini hiçbir zaman fazla umursamamıştır. İnançlılar ve inançsızlar. Bilimsellik kisvesi altında seslerini duyuran şarlatanlarla bir sorunum yoktur. Böyleleri fazlaca şeffaf ve aktüel ve de ideolojik havalıdır. Jacob Lorber, Hazret Mirza Gulam Ahmad, Edgar Cayce'i hatta kendini tanrı olarak nitelemesine rağmen Sai Baba'yla da bir alacağım vereceğim yok. Onların şaşırtıcı ve bence evrensel bilgileriyle ilgili olarak bugün akla yakın ve matematikçe hesaplanmış bir teori vardır. Fransız nükleer fizikçi Jean-Yves Charon'a ait olan bu teori sadece şunu ifade ediyor. Madde ile ruh ayırt edilemez biçimde birbirine bağlıdır. Her atom, daha doğrusu elektron, evrenin bütün zekasını içeriyor. Bu, peygamberlerin nereden geldiğini bilmeseler dahi sahip oldukları bilgiyi açıklamaktadır. Başlı başına bir çelişki. Sorularım dinlerinkinden çok başka bir düzlemde. Dinleri insanların kıyamet gününde kızartılacaklarını, dövüleceklerini, bıçaklanacaklarını, acı suyla zehirleneceklerini, depremlerle ezilip yamyatsı edileceklerini, çeşitli salgınlarla soylarının kurutulacağını bildiriyorlar. Çok şükür ki bu tehditlere sadece inançsızlar hedef edilmekte. Hangi inançsızlar acaba? Katolik dogmalarına inanmayanlar mı? Bir Hristiyan tarikatının bünyesinde yetişmek şanssızlığına uğrayanlar mı? Aksi gibi Arap ya da başkaca Asya devletlerinde büyümeyip ve ne Kur'an'ı ne de herhangi bir Budist veya Hindu öğrenilerini bilmeyenler mi?
Japonya'da Shinto dinini tanıyanlar mı yoksa Mormon kitabına riayet etmeyenler mi? Geriye sadece bir tek soru kalıyor. Ulu Tanrım, ne halt ettin sen? İnsanlar bir kurtarıcı, yeniden doğacak olanı ve Mesih'i bekliyorlar. Bu kim olabilir? 1573 yılından kalma bir yazmada Kayfa Hazır efsanesi yer almaktadır. Bu efsaneyi hiç mi duymadınız? Bu efsanede Alman İmparatoru Friedrich'in dönüşü şarkılarıyla kutlanmakta. Bir bu eksikti diyeceksiniz. Alman İmparatoru, Alman İmparatoru. Gecikiyor musun? Uyuyor musun? Haydi uyan. Gel kefarete. Gel intikam almaya. Aslında şu yuvarlak dünyamızda bu yeni bir şey değildir. Eski Romalılarda ilahi imparatorları Augustus, Claudius ve Vespasianus'un tekrar gelişini bekliyorlardı. Bu imparatorlara dünyanın kurtarıcıları sıfatı yakıştırılıyordu. Canavar Neron hakkında bile ölümünden yıllar sonra Kıbrıs'ta tekrar dünyaya geldiği ve adayı sahiplendiği söylenmiştir. Dünya tarihi hiçbiri birer Mesih olmayan ve hiçbir şeyi kurtarmayan bu tür yeniden doğmuşla dolup taşmaktadır. Onları unutalım ama büyük dinlerin Mesih simalarını unutamayız. Onlar günümüze kadar toplumun düşüncelerini etkilemeyi sürdürmüşlerdir. Hristiyan dünyası için İsa peygamber, 2000 yıl önce insanlığı meşhum günah mirasından arındırmış olan kurtarıcıdır. Ama buna rağmen bulutların arasında tahtında oturmak ve bizi yargılamak için tekrar dünyaya gelmesi gerekmez. İçinden çıktığı ulus olan Yahudiler, bir Mesih İsa'nın lafını ettirmezken, İsa nasıl olur da Hristiyanların Mesih olmuştur? Bu öykü öylesine karışık ve binlerce yorumlamayla öylesine yüklüdür ki benim ancak en önemli noktaların üstünde durmam gerekiyor. Ama bu kadarı bile yeterince aldatıcı. Konuyu derinlemesine inceleyen Tanrı bilimci Ulrich Kellermann, Mesih'in gelişi umudunun en eski yazılı kaydına Yeşaya kitabında rastlıyoruz, diyor. Bir peygamber olan Yeşaya, sihirle bir Mesih ortaya çıkarmaya çalışır. Kitabında şöyle söyleniyor. Çünkü bize bir çocuk doğdu. Bize bir oğul bahşedildi. Saltanat onun nasibi. Ona keramet sahibi danışman, ebedi peder, barış hükümdarı gibi adlar takıldı. Saltanatı güçlü olacak. Davud'un tahtında ve hak ve adaletle sağlamlaştırdığı ve desteklediği krallığında sonsuza dek barış egemen olacak. Başlık: İsa Mesih miydi? Bütün bunlardan bir Hristiyan ya da Yahudi kurtarıcı türetmek yenilir yutulur iş değildir. Yalnız İsa'dan sonra dünyada barış egemen olmadığı için değil, dahası sonsuza dek yaşayacak bir Davut krallığı söz konusu edildiği için. Kral Davut binlerce yıl önce öldü. Ama bir de Yeşaya'nın cümlelerine bakınız. Bize bir çocuk doğdu, saltanatı güçlü olacak vesaire. Beklenilen çocuk mantıken Yeşaya'nın zamanında dünyaya gelmiş olamaz. Bu arada peygamber metinlerinin yazılı bulunduğu İbrani alfabesinin sesli harfleri bulunmayan, tamamen sessiz harflerden oluşmuş bir alfabe olduğunu göz önünde tutmak lazım. Ve İbranice okul kitaplarında da görülebileceği üzere bu yazının dayandığı gramerde gelecek gibi yok. Metinlerin okunuşunu kolaylaştırmak için sesli harfler, sessiz harflerin arasındaki küçük noktalarla ima edilmiştir. En eski metinde bitmemiş geçmiş ve tamamlanmamış geçmiş zaman kipi var. Gelecek vurgusuysa hiç yoktu. Çevirmenin arzusu ya da yorumlaması uyarınca ne istenirse yapabilir. Böylece birbirini izleyen zamanlardan bir gelecek doğabiliyor. Hiç kuşku yok ki bilginler Yeşaya'dan beri hangi cümlelerin gerçek Yeşaya olduğu, hangilerinin ise olmadığı konusunda fikir birliğine varamıyorlar. Bir uzman ilk Yeşaya kitabının sıra değiştirmeler, bazı kısımların çıkarılması ve başkalarının eklenmesi yoluyla çok önemli şekilde değiştirilmiş olduğunu yazacak olsa bir başkası bunun tam tersini iddia eder. Ama bunlar çoktandır alıştığım tanrı bilimsel yorumlardır. Neyin daha doğru olduğunu kimse bilmiyor. Bununla birlikte hiçbir Mesihlik kehanet dünya tarihinde Yeşaya ve Daniel kadar önem kazanmamıştır. Böylesine tartışma konusu olan Yeşaya metni başka birçok bölümlerinde ise İsa'yı Mesih'e dönüştürmeye çalışmakta. Okuyucularımı kutsal kitap alıntılarıyla sıkmak istemediğimden metindeki söz konusu yerleri veriyorum. Hiçbir yerde İsa'yı Mesihleştiren az da olsa ikna edici bir işaret olmadığına size söz verebilirim. Ama sözümün geçerli olması için tarafsız bir kutsal kitap çevirisi şarttır. Yoksa rahiplerin işlerine gelen yerlere İsa veya Hristos adlarını sokuşturdukları herhangi bir kilisedeki değil. Her kilisede farklı bir İncil bulunuyor. Eski ayetteki başka bölümlerde bu sonucu değiştirmiyor.
Bunlar da Hazreti Süleyman'ın mezmurlarından yani ilahilerinden hikmetler ve şarkılar anlatılıyor. Bunlar da sık sık gelecekteki bir İsrail krallığından veya Davut hanedanından, ayrıca beklenen bir kurtarıcıdan ve büyük bir kraldan söz ediliyor. Ama bir İsa'dan hiç söz yok. Daniel peygamber de İsa'nın vaad edilen Mesih olması mucizesini mümkün kılmak için hayli zorlanacaktır. Ne var ki Daniel de meslektaşları kadar belirsiz konuşuyor. En kesin yer yine de Daniel'de. Şöyle söylüyor: "Gece yüzlerine baktım ve gelin görün ki gökyüzünün bulutlarıyla birlikte insanoğluna benzeyen biri geldi. Bu kişi çok uluya ulaştı. Onun karşısına götürüldü. İsa'ya güç, şan ve krallık verildi. Bütün uluslardan ve dillerden halkların ona hizmet etmesi buyuruldu. Onun gücü ebedi bir güçtür. Hiçbir zaman geçmez. Krallığı da hiçbir zaman yıkılmayacaktır." Daniel peygamber de bu bağlamda kendi gördüğü düş yüzlerinden söz ediyor. Garip boynuzları olan olağanüstü hayvanlar görüyor. Düş yüzlerini anlamadığı için de bir melek gelip ona onları açıklıyor. Niçin hemen değil? Bütün bu kehanetler eğer kehanetseler hiçbir yerlerinde bir İsa'nın gelişini müjdelemiyorlar. Bu belirsizliğin arasında bir İsa figürünü Mesih olarak görmek isteyen tarihsel gerçeklerin karşısında yenilgiye uğramaktan kurtulamaz. İsa'dan sonra ne olağanüstü bir güç ne de hiçbir zaman yıkılmayacak bir krallık görüyoruz. Hiç kuşkusuz Hristiyan tanrı bilimcileri de bunu biliyorlardır. Onun içinde kıyametten sonra olması kaydıyla hiçbir zaman yıkılmayacak bir krallık icat edilmiştir. Şimdiye kadar olmayan elbet bir gün olacaktı, değil mi ya? Ya da bu iş o kadar basit. Önemli olan umudun sürmesi. Ben kendi hesabıma İsa'nın Mesih olup olmadığı tartışmasına son vermek isterim. Ama İsa'ya işaret eden önemli bölümleri hasır altı etmiş olmakla suçlanacağım kesin. Aslında İsa'yı eski ayette Mesih olarak arayan kişi yalnız Daniel'de, Hazreti Süleyman'da veya Yeşaya'da değil. Yeşaya'nın daha genç bir çağdaşı olan Peygamber Mişa'da ve Peygamber Hezekiel'de de çeşitli anlamlı bölümler bulunuyor. Orada 34. bölümde gelecekte Davut soyundan bir tek çobanın yöneteceği bir koyun sürüsünden bahis vardır. Hezekiel'in 37, 21, 28'de örneğin bütün öbür ulusların yumruğunun altında tutacak muzaffer bir İsrail'den söz edilmektedir. Başlık: Davut için bir krallık. Ulu Tanrı böyle konuştu. Bakın, İsrail'in çocuklarını aralarına karıştıkları ulusların arasından çekip çıkaracağım. Onları dört bir yandan toplayacağım ve ülkelerine geri götüreceğim. Onları İsrail topraklarında, dağlarında bir ulus yapacağım ve hepsinin yalnız bir kralı olacak. Uşağım Davut da onların başına kral olacak. Konutum onların tepesinde yer alacak ve ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. O zaman uluslar benim İsrail'i kutsal yapan tanrı olduğumu anlayacaklar. Benim kutsallığım sonsuza dek aralarında olacak çünkü. Bütün bunlar İsrail'in işlerinin çok kötü gittiği bir zamanda ifade edilmiş. Akla yakın bir istektir. Ancak bir düş olmaktan ileri gidemez. İsrailliler acılarla dolu tarihleri boyunca daima Davut hanedanının egemenliğindeki krallıklarının yeniden dirileceği ve tanrılarının da aralarında bulunacağı uzak bir geleceğin özlemini çekmişlerdir. Politik yönetimleriyle o kadar sıkıntı yaratan günümüzün bağnaz Yahudileri de bu tür metinlerden esinleniyorlar. Hezekiel metinlerinin defalarla elden geçtiğini ve çeşitli zamanlarda çeşitli yazarların yaptıkları ilavelerden oluşmuş bir yamalı bohça olduğuna defalarca işaret etmiştim. Bütün bunlardan yola çıkarak nasıl bir İsa Mesihliği bina edebileceğine hiçbir zaman aklım ermemiştir. Bundan sonra da ereceği yok. Son olarak eski ayete sonradan eklenen Hanof ve Baruh kitaplarıyla Ezra'nın 4. kitabı kalmaktadır. Bunlar da bir kurtarıcının geleceğini müjdelemektedirler. Hanof'ta 38 ila 71 sayılı bölümler arasındaki mecazi konuşmalar Mesihlik bölümü sayılıyor. Burada astronomik veriler ve sırlar açıklanmakta. Son olarak da gelecek olan insanoğlu hakkında bilgi verilmektedir. Bana cevap verdi ve dedi ki, bu adaleti kendilerinde barındıran ve gizli olanın hazinelerini açıklayan insanoğludur. Tüm ruhların efendisi onu seçmiştir ve bu gördüğün insanoğlu, kralları ve güçlüleri döşeklerinden kaldıracak, kuvvetli olanların haddini bildirecek ve günahkarların dişlerini tuzla buz edecek. Kralları tahtlarından ve krallıklarından kovacak. Bütün bunlar gelecekteki bir zamanın ve bir insanoğlu olan gelecekteki bir kurtarıcının açık müjdesi. Ne var ki Hanok'un tüm yazılını ezberlesem dahi hiçbir yerde İsa'dan söz edilmemekte.
Barun sonradan uydurulmuş olan kitabıyla yine aynı nitelikteki 4. Ezra kitabında da durum aynıdır. Mesih beklentileri vardır ama İsa'nın varlığına işaret eden herhangi bir ima yoktur. Bu arada Tanrı bilimsel yönden ilk ataların vasiyetleri İsa için kanıt olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bunlar da sonradan uydurulmuş metinlerdir ve tartışmasız İsa'dan sonra kaleme alınmışlardır. Son olarak ele alınan kehanet kitapları işi daha da karıştırmaktadır. Bununla birlikte hiçbir yerde İsa'dan Mesih olarak söz edilmemektedir. Tarihbilimsel araştırmaları incelemeye her kim kalkışacak olursa eski metinlerde bir ön sezi, geleceğin belirsiz bir tarihinde gerçekleşecek olağanüstü bir olayın umudunu teşhis etmektedir. Bu arada peygamberlerle apokalipsçiler bu olayı farklı biçimlerde hayal etmektedirler. Peygamberlerle ilk ataların metinlerinde olay yeri dünyadır. Oysa apokalipsçiler burayı dünyanın yukarısındaki bir yerde düşlemektedirler. Tanrı bilimci Dr. Warner Cupers büyük bir isabetle şunları kaydetmektedir. Bu umudun ışığı karanlık bir zemine yansımakta. Odak noktasında da değişken görüşlerde gizemli bir kişi ortaya çıkmaktadır. İnsan benzeri o insanoğlu, adaletin seçilmiş kişisi, yeni rahip, insan, Mesih, insanın ötesinde ama ne melek ne de Tanrı. Böylesine benzersiz bir sima insanın hafsalasına sığıyor mu? Mesih, Yahudi Tanrı biliminin kapsamında insan kökenli bir insan olarak kalıyor. Çok kez kastedilen bir kişi değil, bütün İsrail halkıdır. Hristiyan Tanrı biliminde ise durum farklıdır. Orada Mesih figürü Tanrı'nın oğlu figürüyle eş anlamlı sayılıyor. Ancak bazı sorular her iki tür Tanrı bilimciler tarafından yanıtsız bırakılmaktadır. Mesih beklentisinin kökeni nerededir ve bu beklenti ne kadar eskidir? Metinlerinin sahte veya sonradan düzenlenmiş oldukları bilindiğine göre Yeşaya, Daniel veya Hezekiel gibi peygamberlerde kanıt aramak sonuçta anlamsızdır. Peygamberlere dayanan bir tarihlendirme de aynı nedenle anlamsızdır. Mesih fikri kesinlikle bütün peygamberlerden daha eskidir. Peygamberlerin ortaya attıkları portre, cennetten kovulmadan beri halkın özünde var olan bir beklentinin şekillendirilmesidir. Peygamberlerle kendilerinden sonraki editörler, kendilerine geçmişten aktarılmış olan ve bütün bir ulusun ortak büyük umudunu kapsayan bir düşünce birikimi doğrultusunda çalışmışlardır. Ve bu umut, bir insan grubunun daha ilk kelimenin yazılmasından önce ayrılmaz bir öğesi, hatta yaşama güdüsü olmuştur. Kurtuluş beklentileri çok, çok eskidir ve peygamberlerden çok geriye gitmektedir. Tanrı bilimci Leo Landman, İsrailliler dünyaya üç armağan bırakmışlardır diye yazıyor. Bunlar monoteizm, yani tek tanrıcılık, ahlaksal ilkeler ve gerçek peygamberlerdir. Buna dördüncü bir armağanın eklenmesi gerekir. Mesih'e olan inanç bu saptamaya karşı gelinebilir. Birçok eski kültürler ve ilkel kavimlerde de Mesih beklentisi vardı. Tanrı bilimci Schomerns daha 1919 yılında şunları yazmıştır. Hristiyan camiasının yapılanması ve güçlenmesi, Hristiyanlığın bütün öbür dinlerden üstünlüğüne ve bunun kesinliğine duyulan kanaati gerektirir. Demek istediğim, bu tür iddialar başka dinleri tanımayı zorunlu kılmaktadır. Bunları incelemeli, onları hissetmelidir. Bu etikten sonra Hristiyan dinini kesinlikle üstün olarak niteleyen kişi bunu gerçek bir inançla yapacaktır. Tabii bu bakış açısı diğer dinler için de geçerlidir. İnanış kişiye özeldir. Ben kendi hesabıma herkesin inançlarına saygılıyım. Buna rağmen başka dinlerin küçümsenmesine karşı insanlığı uyarırım. Onlar binlerce yıldan beri, çoğu kez Hristiyanlıktan çok daha uzun zamanlardan beri güçlerini ve büyülerini yitirmemişlerdir. İster İsa'dan önce ister İsa'dan sonra olsun, bütün dinler kurtuluş düşüncesini paylaşıyorlar. İstisnasız hepsi göksel işaretleri ve Mesihlerinin vaat edilmiş dönüşünü bekliyorlar. İsa'dan sonraki dönemin en büyük ve muhakkak ki en dinamik dinsel camiası İslam'dır. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de İsa kesinlikle peygamber olarak kutsal sayılmakta ama asla Mesih veya Tanrı'nın oğlu olarak kabul görmemektedir. Başlık: İslam Mesih'i. 19. sure bunu açıkça ifade ediyor. Ve onlar, imansızlar konuşuyorlar. Rahim olan bir evlat edinmek istedi. 89. ayet. Sahiden de müthiş bir şey yaptınız. 90. ayet. Rahim olanın bir evlat edinmek istemesi yakışık almazken. 93. ayet. Aynı surenin 35. ayetinde de şöyle deniliyordu. Böylece İsa Meryem'in oğludur. Gerçeğin etrafında birleşmedikleri bir ifadesi.
Yalnız ve yalnız Hristiyanlık dünyası İsa'nın Mesihliğine ve kurtarıcılığına inanır. Bütün öbür büyük dünya dinleri, Yahudilikle Müslümanlıktan başka Asya dinleri bunun lafını bile ettirmezler. Bütün büyük dünya dinlerinin gerçekten üstün din bilginleri, zeki düşünürleri ve analizcileri vardır. Eskiden de vardı. Bütün dünya dinlerinde gerçekten mükemmel tanrıbilimsel yüksek okullar ve birçok dili konuşan bir bilgin ordusu vardır. Tanrıbilim konularında bir amatör olarak bu üstün zekalıların ellerinde aynı temel malzemeyle nasıl olup da tamamen farklı sonuçlara ulaştıklarına daima şaşmışımdır. Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık kutsal kitap tefsirleri eski çağların aynı peygamberlerine dayanmaktadır. Birisi daha kutsal kitap tefsirlerinin kesin sonuçlu pozitif bilimlerden olduğunu söylesin de göreyim. Öyle olmuş olsa dünyanın bütün bölgelerinden benzer sonuçların alınması gerekirdi. Ama çeşitli dinlerin bütün yüksek okullarına rağmen böyle olmadığını ileri sürüyorum. Herkes inansın ya da inanmasın, kendi dinine hizmet ediyor. İslamiyet de kıyameti ve kıyamet gününü bilir. 81 ve 82 sayılı surelerden söz etmiştim. Yuhanna'nın apokalipsi gibi Kur'an da bildiriyor. 21. sure 105. ayet: "Gökleri yazı tomarlarının dürülmesi gibi durdurduğumuz günde ilk yaratılışa başlamamız gibi yaratılışı yenileyeceğiz." Apokalips'teki borulara Kur'an'ın 20. suresinin 103. ayetinde de rastlıyoruz. Boruların öttürüleceği gün, o gün günahkarlar bir araya toplanacak. Mavi gözlüler. 17. surenin 59. ayetinde ayrıca diriliş ve ceza gününden önce yok edilmedik kent kalmayacağı bildiriliyor. Peki bu zaman ne olacak? Bu da Allah'ın sırrı olarak kalıyor. Hayır, her şey apansız insanların tepesine inecek. İnsanlar da bunun üzerine şaşa kalacaklar. Olanların önüne geçemeyecekleri gibi ertelenmesini de sağlayamayacaklar. 21. sure 41. ayet. İslam'ın Mesih'inin adı Mehdi. Hazreti Muhammed gibi ondan sonra gelen çeşitli imamlar da Mehdi'nin yeniden gelişini müjdelediler. İslamiyet'in büyük hocaları olan imamlar Mehdi'nin dönüşü konusunda fikir yürütmenin yanlış olduğunu tekrar tekrar ileri sürmüşlerdir. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta olduğu gibi Mehdi'nin dönüşü konusunda yazılanlar kütüphaneler doldurmaktadır. Bu konuda düşünülmemiş olan şey yok gibidir. Bir keresinde bir yabancı İmam Ebu Bekir'den Mehdi'nin dönüşünü bildiren işaretleri sorduğunda imam şöyle yanıt vermişti: "Bu kadınlar erkek gibi, erkekler de kadınlar gibi davrandıkları ve kadınlar erkekler gibi bacaklarını açarak eğerli at sırtında oturdukları zaman olacak. Yalan tanık ifadeleri kabul edildiği, doğru tanık ifadeleri ise reddedildiği zaman olacak bu. İnsanlar yok yere başka insanların kanını döktükleri, fuhşa düştükleri ve yoksulların paralarını çarçur ettikleri zaman olacak." Bu ölçütlere bakılırsa Mehdi'nin çoktandır gelmiş olması gerekirdi. Söylendiğine göre Mehdi'nin gelişinden önce kendilerini peygamber olarak tanıtan 60 sahte adamın ortaya çıkması gerekiyormuş. Şimdiye kadar kaç tane peygamberin ortaya çıktığını bilemem ama tahminime göre sayıları 6000'i aşar. İslamiyet'in tanrı bilimsel literatüründe beklenen Mehdi konusunda aynen Yahudi ve Hristiyan dinlerindeki Mesih konusunda olduğu gibi bir kaos egemendir. Kâh 12. imam İslam toplumunu yenilemek için geri gelecektir, kâh Mehdi olarak geri gelen 12. imam hiç ölmemiştir. Bu geriye gelişin zamanı ve yeri konularında da belirsizlik bulunuyor. Mehdi dünyanın son günlerinin en üst düzey lideridir. Oruç ayı Ramazan'ın 23. gecesinde geri gelmektedir. O gecede kutsal Kur'an vahyedilmekte ve Allah'ın melekleri yeryüzüne inmektedir. Bütün bunlardan çıkan sonuç, bütün büyük dünya dinlerinin bir Mesih bekledikleri ama kimsenin bunun ne zaman olacağını bilmediğidir. Bu Mesih'le genellikle yıldızlar, gökyüzü ve kıyamet günü arasında bağlantı kurulmaktadır. Mesih'in muazzam bir güç sahibi ve bulutlarda barınan bir melek kalabalığının eşliğinde olması gerekiyor. Bu, halkta kuşaktan kuşağa geçmiş inancın çekirdeği mi? Yani o çok eski vaadin tekrar dünyaya geleceğiz vaadinin sözü mü? Bu henüz belirsiz olan düşünceyi somutlaştırmak için Kur'an'dan ve Hristiyan apokalipsinden daha eski olan ek rivayetler zorunludur. Şimdiye kadar ele alınanları başka kültür çevrelerinin metinleri oluyor. Avesta kelimesi Orta Farsçadır ve ana metin ya da öğretim anlamına geliyor. Avesta, Zerdüştilerin bütün dinsel metinlerini içeriyor. Zerdüştün lekesiz şekilde ana rahmine aşılanmış olması gerekir.
Rivayet edildiğine göre saf bir ışık içinde yüzen bir dağ gökten inmişti. Dağın içinden çıkan bir delikanlı Zerdüşt'ün embriyonunu anasının rahmine ekmişti. Kendi dinleri İslam'dan daha eski olduğu için Zerdüştiler Kur'an'ı kutsal kitap olarak kabul etmeyi reddetmişlerdi. Sonuçta İran'a ve Hindistan'a dağılmışlardı. Dilleri olan Gujarati her ne kadar bir yeni Hint dili olmakla birlikte ayinlerini eskisi gibi Avesta mabet diliyle yönetirler. Bu da Katolik Kilisesi'nin kilise Latincesiyle kıyaslanabilir. Zerdüştiler başka dinlerin yandaşlarınınkine benzer bir ikilemle karşı karşıyadırlar. Avestaim, özgün metinlerinin sadece dörtte biri elde mevcuttur. Bunlar kurban duaları, yasna ve 20 tanrılarına yönelik ilahileri. Eski İran mitoslarının bir antolojisi. Son olarak da yüksek varlıklara yönelik dualarıyla bir de arınma kuralları içeren Vidavadat adlı bir kitap. Bu eski İran dininin parçaları çivi yazısıyla günümüze gelmiştir. Bunları Büyük Dara, oğlu Xerxes'le torunu Artaxerxes yazdırmıştı. En büyük tanrının adı Ahura Mazda'ydı. O gökle yeri yaratmıştı. Başlık: Tanrılara şükürler olsun. Zerdüştilerin yazılarını incelersek, durağan yıldızlı gök, çeşitli liderler tarafından yönetilen farklı yıldız kümelerine bölünmüştür. Göksel ordular arasında mücadele eksik olmaz. Bu arada yıldız sistemlerinin askerlerinden ve özellikle evrende yapılan savaşlardan söz edilmekte. Çeşitli yıldızlarda abartılı bir dille övülmektedir. Bir örnek verelim. Afrigan Rapitvin, 13. ayet. Yıldız Tisra'yı, o parlak ve görkemliyi övüyoruz. Yıldız Katavekayı, suları yöneten o yıldızı övüyoruz. Su tohumları içeren bütün yıldızları övüyoruz. Ağaç tohumları içeren bütün yıldızları övüyoruz. Adları Haptoringa olan, şifa veren ve Yatus'a karşı koyan o yıldızları övüyoruz. Bu övgüler daha çok hayal gücünün bir arabesk benzemesine benziyorlar. Gezegenler Zerdüştiler için ta başından beri küre biçiminde basit cisimlendiler ne de olsa. Hatırlatalım. Galileo gezegenleri mesajıyla ancak 1610'da gerçek bir astronomik devrim yaratmıştı. Oysa o eski zamanlarda Zerdüşti tapınakları çeşitleri tanrıların ve dünyalarının onuruna bina etmişti. İlginç bir özellik de her tapınakta o tanrının bağlı olduğu gezegenin küre biçiminde bir modeli bulunuyordu. Dahası her tapınakta oraya ait kıyafet düzenine ve uygun kurallara bağlı kalmak gerekiyordu. Örneğin Jüpiter tapınağında yalnızca yargıç ya da bilgin giysileriyle görünülebilirdi. Buna karşın Mars tapınağında Zerdüştiler savaşçılara layık kırmızı giysiler giyiyorlar. Gururlu bir ses tonuyla konuşuyorlardı. Venüs tapınağında görüşülür ve şakalaşılır. Merkür'ünkinde bir hatip ya da bir filozof gibi konuşulurdu. Ama Ay'ın tapınağında Zerdüşti rahipleri yerlerde yuvarlanan çocuksu güreşçiler gibi davranıyorlardı. Güneş tapınağına girenler brokar kumaşından giysiler giymek ve İran krallarına yaraşır biçimde davranmak zorundaydılar. Quadrigas Solis, yani dört kanatlı at tarafından çekilen arabanın kökenini İran kültür çevrelerinde aramak gerekir. İlgili gezegenlerin tanrıları orada güneşin arabasını kullanırlar. Avesta, Üya ise hem göksel tanrılar hem de onları kullananlar övülmekte. Yasna 57. bölüm 27. ayet şöyle. Dört koşucu, beyaz, şeffaf ve parlak, zeki, bilgili, gölgesiz, göksel bölgelere yol alıyorlar. Bulutlardan hızlı, kuşlardan hızlı, oktan hızlı onlar. İzledikleri herkese yetişir ve geçerler. Biri Doğu Hindistan'daysa yakalar onu. Biri Batı Hindistan'daysa onu yener. Yaştin 10. bölümü 67. ayetinde şöyle deniliyor. Göksel yapımlı bir arabayla Arzai ülkesinden Sanire ülkesine uçan kişi, beyaz, şeffaf, parlak, zeki, bilgili, gölgesiz olarak göksel bölgelerden geçmek. Yaştın 10. bölümünün 125. ayeti de şöyle anlatıyor. O arabayı dört at çekiyor. Beyaz, tek renkli, göksel gıda yiyen, ölmez dört at. Evren bu tür uçuş araçlarıyla dolup taşmakta. O kuşlar, bulutlar, göksel gıda gibi ayrımlaşmalardan Zerdüştilerin neden söz ettiklerini bildikleri sonucu çıkıyor. Ve hiç kuşkusuz Zerdüştiler de tanrılarının dönüşünü bekliyorlardı. Işık varlıkların gökyüzünden inip acılı insanları kurtarmaları gerekiyordu. Bizzat Zerdüşt tanrısı Ahura Mazda'ya zamanların sonunu soruyor.
Gök Tanrısı da iyilerin imansızlara karşı son savaşından söz ediyordu. Gökten 4 arkadaş inecekti. Onlar ölmezdiler. Ahlakları mükemmeldi. Bu yardımcılar gökte belirmeden önce güneş kararıyor, deprem oluyor, korkunç fırtınalar patlak veriyor, gökten bir yıldız düşüyordu. Orduların kalabalık halde birbirlerine geldikleri korkunç bir savaştan sonra yeni bir altın çağı başlıyordu. İnsanlık bundan sonra şifa biliminde öylesine deneyimli olacak ve ilaçlarını öylesine bilinçli kullanacaklardı ki ölümün eşiğine gelince bile ölmeyecekti. Başka dinlerdeki kurtarıcılarla aradaki fark ilk bakışta önemli gözükmemektedir. Şu farkla ki bunlar son kurtarıcılar olarak ortaya çıkacaklardır. Yıldızlı kubbeden gelen tanrılar böyle beklenmektedirler. Başlık: Altın Çağ. Hinduizm'de tanrıların çokluğu işleri daha da karmaşıklaştırmaktadır. Orada dünyadaki 4 çağın başlangıcında tanrıların çağı vardı. Bu çağın adı Kirta Yuga veya Deva Yuga'ydı. O sıralar ne hastalık ne de haset, ne kavga ne kötülük, ne korku ne de acı olduğundan söz konusu çağ her zaman mükemmeldi. Hindu görüşüne göre o sıralar insanların hedefi sadece en yüksek Brahman'dı. Bu arada 4 kastı mensupları bile bir arada yaşıyorlardı. Hepsinin çabaları, adetleri, idrakleri aynıydı. Kastlar da aynı davranış ve çalışma biçimiyle görevlerini yerine getiriyorlardı. Hayat ve insanlar tek kelimeyle mükemmeldiler. İnsanların başlıca uğraşı sade ve inançlı bir hayat sürmek ve eski metinleri incelemekti. Maddi hırs ve tamahın eseri yoktu. İnsanlar güzel konuşmaları ve gerçek bilimleri seviyorlardı. Hiç kimse dünyasal arzular beslemediği için haksızlık diye de bir şey yoktu. Hindu dini literatürünün sayısız eserlerinden biri olan Bhagavata Purana bu altın çağın insanlarını hoşnut, dost canlısı, sabırlı, yumuşak huylu ve merhametli olarak tarif ediyor. Kendi kendileriyle barış içinde olduklarından ve kimseye de küsmediklerinden mutluydular. Bugün hayalimizde canlandırmadığımız bir dünyaydı. Günümüz insanı hırs ve arzularının peşinde çırpındığına göre hiçbir arzu tanımayan bir mutlak mutluluk çağı ne anlam taşır ki? Bununla birlikte Hinduizmin bu altın çağı uzak geleceğe yansıtılan bir fanteziye temel olmaktadır. Her şey bu düşler çağında nasıl olmuşsa gelecekte de öyle olmalıdır. Böylece Brahma-Ivarta Purana'nın 4. bölümünde Brahman öğretisinin ideal bir durumu geliştirilmektedir. Bütün insanların dürüst ve sadık oldukları, eskiye ve doğaya saygılı oldukları, kötülükleri tanımadıkları bir dünya bu. Hinduizmin altın çağında insanlar güzel ve güçlüydüler. Ayrıca sürekli bir gençlik yaşıyorlardı. Bu çağ geri gelecektir. Hinduizm ayrıca Adem ve Havva gibi insanlığın atası olan bir çift tanımamaktadır. Hindu inanışına göre Brahma bir anda tanrılara benzer yapıda 8000 insan, daha doğrusu her 4 kastan biner çift yaratmıştı. Bu çiftler birbirlerini seviyor ve birleşiyor. Fakat çocukları olmuyordu. Her çift ancak hayatlarının sonunda ikişer çocuk meydana getiriyordu. Ama bu iş cinsel ilişki ve doğum sancıları yoluyla değil, sadece düşünceyle oluşuyordu. Bu şekilde dünyayı dolduran tinsel varlıklar meydana geliyordu. Bu mutluluk durumu negatif ruhlar, ayrıca her çeşit tanrı insanların aklını karıştırıncaya kadar devam etti. Tanrılar ilk bakışta zapt edilemez güçte ve ölmez varlıklar olarak görülüyordu. Ama çoğu insanlara benziyordu ve insanlarınkine benzer karakterleri vardı. Her şeyi yöneten evrenin efendisi bütün tanrıların üzerindeydi. Hinduizmin tanrılar dünyası aslında o kadar çeşitli, kalabalık ve akrabalık bağlarıyla o kadar girift olmuş durumdadır ki burada fazla ayrıntıya girmek gereksiz. Bununla birlikte çeşitli tanrılar uzay yolculuğuna başladıkları gibi dünyanın atmosferinde de türlü amaçlarla dolaşıyorlardı. Bu uçan cisimler maddi ve somuttular. Tinsel bir yanları yoktu ve de hayal gücünün ürünü de değillerdi. Korkunç silah sistemleriyle donanmış bu uçan araçlar Hint dinsel metinlerinde ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Bu metinlerin başında dil ve din için en eski kaynak kabul edilen Vedalar geliyor. Veda kelimesi kutsal bilgi anlamına gelir. Bu meyandaki Rigveda, hepsi tanrılara hitap edilen 1028 ilahiden oluşan bir antoloji oluyor. Rigveda'da o uçan cisimlerin uzaydan dünyaya geldikleri ve insanlara bilgilerini aktaranların bizzat tanrılar olduğu açık seçik ifade ediliyordu. Yahudi efsanelerindeki gökyüzü savaşları gibi Hindu metinlerinde de tanrılar arası savaşlar bulunmaktadır.
Ancak bu savaşlar tinsel mutluluğun belirsiz bir göğünde değil, dünyanın yukarısındaki gökyüzünde ola geliyordu. Başlık: Yıldızlar Savaşı. Eski Hint eseri Mahabharata'nın bir bölümü olan Manaparvantia, örneğin bu tanrıların konutu olarak dünyanın yukarısında dönen gerçek uzay kentleri tarif ediyor. Aşağı yukarı aynı şeyler Shapavatvahim 3. bölümünde 6. ve 10. ayetlerde okunabilir. Dev yapıların Vayasu, Gaganakara veya Kekara gibi adları vardı. O kadar muazzamdılar ki gelen uzay gemileri dev kapılardan içeri uçabiliyorlardı. Burada söz konusu olan doğruluğunu kimsenin sınayamayacağı belirsiz metin parçaları değil, her kütüphanede bulunabilecek eski Hint anlatılarıdır. Mahabharata'nın Drona Parva kitabının 690. sayfasının 62. ayetinde nefis şekilde bina edilmiş üç büyük kentin nasıl dünyanın etrafına döndüklerini okuyabilirsiniz. Bunlar dünyada fesat karıştırıyor, gerginlik tanrılara kadar ulaşıyordu. Sonuç, Yıldızlar Savaşı oldu. Bu enfes gemiyi Shiva kullanıyordu. Göksel güçlerden oluşan uzay gemisi, üç göksel kenti imha etmeye hazırlanıyordu. En önde olan ilk kent, Stanu, yıkıcı olarak da biliniyordu. Ölçüsüz cesaretiyle semavilerin hayranlığını kazanmıştı. Asuraların bu galibi gerçekten mükemmel ve görülmemiş bir savaş stratejisi geliştirdi. Üç kent daha sonra gökte karşılaştıklarında ve uygun atış konumuna girdiklerinde Tanrı Mahadeva üç kuşaklı korkunç ışınlarıyla onları deldi. Danavalar Yuga ateşinden güç alan ve Vishnu'yla Soma'dan oluşan bu ışığa karşı gelemediler. Üç kent yanmaya başlayınca Parvati manzarayı seyretmek için oraya koştu. Hinduizmin tanrıları gökte tıpkı Yahudi anlatılarındaki Samuel veya Lucifer gibi aralarında savaştılar. Samuel gökte en büyükleriydi ve Samuel gidip en güçlü ordularla efendisine karşılık birlik oldu ve ordusunu etrafına topladı. Onlarla gökten indi ve dünyada kendine yandaş aramaya başladı. Ya Hanoh'ta neler yazılıydı? O da melekler arasındaki ayaklanmayı anlatmış, hatta elebaşlarının adlarını saymıştı. Anlatıların bu özü, gökyüzündeki savaş, tanrılar arasındaki mücadele, dinlerin naif gökyüzü hayalini komediye dönüştüren en kesin kanıt. Hinduizm'de insanoğlu kendi kendisi sayesinde sürekli yeniden doğarak ve karmasını en yüksek düzeye çıkarıp arındırarak mutlak mutluluğa ulaşır. Bu arada tanrılardan ve evrensel tanrı Brahma'dan yardım görür. Buna rağmen yeniden doğuş düşüncesi Hindular tarafından biliniyor. Böylece tanrı Vishnu'nun bir gün Krishna olarak tekrar dünyaya gelmesi ve dünyayı kara bahtından kurtarması gerekiyor. Bununla birlikte yeniden doğuşla karma, batılı düşünceli insanlar için kapalı bir kutudan farksız. Hindular iyi ve kötü tüm davranışlarını beraberlerinde sürükleyerek yeniden doğuşlara inanmayı nereden çıkardılar? Sözle anlatılamayacak kadar karmaşık karma öğretisi. Jainacılık dininde çok kesin çizgilerle ve ayrıntılı olarak tarif edilmekte. Jainacılık, Hindistan'ın Hinduizmle Budizmin yanı sıra ortaya çıkardığı üçüncü büyük dinsel güçtür. Jainacılık, Budizm'den yüzyıllar önce Kuzey Hindistan'da yayılmış ve 5. yüzyıla kadar tüm Hindistan yarımadasını kaplamıştı. Ancak Jainacılığa bağlı olanlar, bu dinin gerçekte yüz binlerce yıl önce kurulduğu iddiasındadırlar. Öğretilerini ölmez olarak kabul ediyor, arada bir unutulmasını görmezlikten geliyorlar. Jainacıların dini, Budizm öncesinde bir dizi metinle yazıya dökülmüş olup, başka türlü söylenemez bir efsane karakteri gösteriyor. Başlık: Olanaksız Tarihler. Bu Titam Kardin ilki Risapa'ydı. Rivayete göre 8 milyon 400 bin yıl önce dünyada dolaşıyordu. Rishaba çok çok ileri yaşlara kadar yaşayan dev yapılı bir yaratıktı. Onu izleyen atalar sürekli olarak biraz daha ufak tefek yapılı oldular ve giderek daha az yaşadılar. Yine de içlerinden 21.si olan Arishtanemi 1000 yaşına kadar yaşamıştı. Sadece son çağda yaşayanların ikisi Parshava ile Mahavira bizim ölçülerimize uygun bir yaşa kadar yaşamışlardı. Parshava 100. yaşını kutlamıştı ve yaklaşık 6 metre boyundaydı. 24.si olan Mahavira ise ancak 72 yaşına kadar yaşayabilmiş ve sadece 4,5 metre boyuna ulaşabilmişti. Jainalar Titamkardla'nın dünyada boy göstermelerini baş döndürücü bir geçmişe mal etmektedirler. Böylece son ikisi İsa'dan önce 500 veya 750 yıl önce ölmüş olmalılar.
Öbürlerinin yaşları da ikincisi olan Ariştanemih'in eski dünyamıza yaklaşık 84 bin yıl önce şeref vermiş olması ölçü olarak alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu böylesi şaşırtıcı sayılara mitos araştırmacılarımızın ve de tanrı bilimcilerin dikkatini çekerim. Niçin mi? Çünkü birçok kutsal ve daha az kutsal kitaplarda belirli belirsiz parıldayan halk anlatılarının özü burada dinsel düşüncelerle paketlenmiş olarak ortaya çıkmakta. Belleğimizi tazeleyelim. Eski Babil krallarının listesinde yaratılışla tufan arasında çok eski 10 kralın adı vardır. Bunlar efsanelere ve yazılara bakılırsa toplam 456 bin yıl ülkelerini yönetmişlerdi. Tufandan sonra krallık tekrar tekrar gökyüzünden inmişti ve bu tarihi izleyen yıllardaki 23 kral toplam olarak 24.500 yıl, 3 ay ve 3,5 gün krallık yapmışlardı. Eski ayetteki atalar hakkında da inanılmaz yaşlar ileri sürülmekte. Örneğin Adem peygamber 900 yaşına kadar yaşadı deniliyor. Bulutların arasına yükseldiği sırada Hano 365 yaşındaydı. Oğlu Metuşelem ise 969 yıl yaşamayı başarmıştı. Eski Mısır'da da durum farklı değildi. Rahip Maneto, Mısır'daki ilk tanrısal hükümdarın ateşi de oraya getiren Hephaistos olduğunu bildiriyor. Onu Kronos, Osiris, Tifon, Horos ve Isis izlemiş. Tanrılardan sonra tanrı çocukları 1255 yıl yaşamışlar. Başka krallar da 1817 yıl yaşamış. Bunları izleyen 30 kral 1790 yıl, 10 Tis kralı ise 350 yıl yaşamıştı. Ölü ruhlarının ve tanrı çocuklarının krallığı 5813 yılı kapsıyor. Bu denli olanaksız sayıları tarihçi Sicilyalı Diodoros da doğrulamakta. Diodoros yaklaşık 2000 yıl önce 40 ciltlik bir tarih kütüphanesi bırakmıştı. Osiris ve Isis ile Mısır'da adını taşıyan kenti kuran Büyük İskender'in hükümdarlığı sırasında en az 10 bin yılın geçtiği söyleniyor. Bazıları da bu sürenin 23 bin yıldan az olmadığını yazıyor. Olanaksız tarihlerin son tanığı olarak da Yunanlı Hesiodos'un adı geçiyor. İsa'dan önce 700'lerde 5 insan kuşağının mitosu adlı eserinde ölmez tanrılar Kronos'la arkadaşlarının insanları yarattığını yazmıştı. Yarı tanrı denilen ve bizden önceki çağlarda dünyada oturan o ulu varlıklar. Caynaların böylece akla sığmaz tarihler öne sürmede yalnız başlarına olmadıkları anlaşılıyor. Birçok Cayna anlatıları bugün bilimsel açıdan bakılınca bir devrim niteliğinde gözükmekte. Burada zaman Albert Einstein tarafından ifade edildiği gibi bir rol oynamaktadır. Bilgiye giden yol. Uzaylıların izleri nerede? Her yerde. Her yerde mi? Çoğu insanlar hiçbir iz göremiyorlar. Olsa olsa bazı ipuçları görebiliyorlar ki bunlar da tartışma götürür. İnsanlığın o çok eski, efsaneleşmiş anlatılarında hiçbir iz göremeyenin en azından bir gözü kör olmalı. Tek gözü kör olanlar da belki kitap okumuyorlar veya sadece paleoseti felsefesini ele alanları okumuyorlar. Her konferansından sonra bana şu ET'lerin niçin arkalarında daha iyi bir şeyler bırakmadıklarını soruyorlar. Herkes tarafından başka türlü yorumlanabildiklerine göre eski çağlardan kalan dinsel yazılarla öyküler, göksel öğretmenler ve garip sayı dizileri neye yararlar? Kanıtlar isteniyor. Tabii çürütülemez olanları. Bilim ancak o zaman dinler. Sahi mi? Bilim şimdiye kadar dini dünya görüşüne uymadıkları için çürütülen nice kanıtlar ortaya çıkarmıştır. Ya da herhangi bir bilim dalının sunduğu kanıtların bir başka bilim dalının işine gelmediği az mı görülmüştür? Veya elinizi vicdanınıza koyun. Bilimsel bir uzmanlık dalının kuşku kabul etmez kanıtlarının sırf ideolojik nedenlerle genel anlamda yok edildiğini az mı gördük? Bütün laboratuvarların genetikçileri bu konuda bir koro oluşturabilirler. Örneğin genetik araştırmaların ne kadar önemli, ne kadar akıllıca olduğunu ve gelecek için neler vaat ettiğini ilgili olan herkese kanıtlayabilirler. Ama bunun medyadaki yankısı ne olur? Sakın ha, tehlikeli, korkunç, hemen yasaklanmalı. Albert Einstein ne demişti? İki şeyin sonu yoktur. Evrenin ve insanın budalalığının. Uzaylılar şu şekilde ne tür reddedilemez kanıtlar bırakabilirlerdi? Kayaların ve dağların üstünde heykeller mi? Hayır, binlerce yıl geçtikten sonra hepsi yok olurdu. Örneğin piramitler gibi yapılar mı dikmelilerdi? Hayır, çünkü bakterilerin çevre etkilerinin, termitlerin veya dik kafalı insanların binaları yok etmedikleri durumlarda bunu depremler, su taşkınları, volkan püskürmeleri ve başka doğal afetler başarır. Ama onlar yine de arkalarında yok edilemez bir yazı bırakabilirlerdi. Harika. Nerede? Hangi binanın içinde? Hangi dağda? Yukarı bakın. Bina mı dediniz?
İtiler bazı mabet veya saraylara zamanı meydan okuyan metaller ve plastik maddeler bırakabilirlerdi. Aslında bu tür kalıntılar vardır. Ne çare ki ilgili dinler bilimsel incelenmelerine izin vermemektedir. Hem tanrıların levhaları hangi yok edilemez metalden yapılmış olmalıdır? Gümüşten, altından, platinden mi? Eritilmeleri içten olmayan bir sürü alaşım. Çelikten mi? Süper çelikten mi? Öyleyse sorarım size. Birinci Dünya Savaşı'nın kalın zırh levhaları nerede kaldı? Paslandılar. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda düşen binlerce uçağın kalıntıları ne oldu? Hem o savaş daha dündü. Müzelerde tutulanlar 1000 yıl sonra kimseye gösterilecek durumda olmayacaklar. Ama gökyüzünün muhafızları bazı atıklar bırakmışlardır. Onlar aranılıp bulunabilirler, değil mi? Aradan geçen bunca uzun zamandan sonra atılan cisimleri aramak tek kelimeyle saçma. Doğa onları ayrıştırmıştır. Bakterilerle pasın yok edemeyeceği daha değerli şeyleri. İtiler tekrar tekrar paketleyip götürmüş olmalılar. Ama mesajları geçmişten geleceğe taşımanın mutlaka bir yolu olmalı. Ben o fikirdeyim. Bunun için başka çaresi yok. İki koşulun yerine getirilmesi lazım. Mesajın bozulamaz türden olması lazım. İkincisi ise mesajın hiçbir zaman yanlış kuşağın eline geçmemesi lazım. Yanlış kuşak hangisidir? Uzaylıların getirdikleri bilgileri anlamlı biçimde değerlendiremeyenlerin tümü. Onlar mesajın şifresini çözmeden canına okurlardı. Mesaj yüksek matematikten oluştuğu takdirde ancak matematik açısından çok gelişmiş bir toplum tarafından deşifre edilebilirdi. Mikrofilmlerden oluştuğu takdirde deşifraj için ancak mikrofilm okumayı bilen bir toplum söz konusu olabilirdi. Mesaj bir bilgisayar lisanından oluştuğu takdirde yalnızca bilgisayar dilinde ileri olan bir toplum bundan bir şey anlayabilirdi. Mesaj verimsiz Ay'da, hemen hemen verimsiz Mars'ta ya da dünyanın etrafında dönen bir uyduda olduğu takdirde ancak uzaya ulaşmış bir toplum tarafından zapt edilebilirdi. Mesaj genetik alanında saklı olduğu takdirde de buna ancak DNA'yı deşifre edebilen toplum ulaşabilirdi. Ama ilgili toplumun bu mesajı aramayı düşünebilmesi için izlerin ipuçlarının bırakılması lazımdır. Uzaylıların genç insanlığı etkilemiş olabileceği kimsenin aklına gelmezse kimse kanıt aramaya kalkışmaz. Mesele bu kadar basittir.